Arya, nasılsın? Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sen geldin, daha iyi olduk. Hoş geldin. Çok heyecanlı bir 2 hafta geçirdik sanırım. Evet. Çok dramalı, heyecanlı Her şey şeydi. oldu yani. Başımıza gelmeyen kalmadı dermiş. En azından online kısımda. Ama diğer kısımlarda da böyle şeyler olmasın Değil mi, hayatımızda. Ama online değil mi? kısımda en azından İçerik üretimimiz ve planlarımız noktasında çok değişiklikler oldu. Artık sen de Twitch'te değilsin. Hashtag temiz Ben de Twitch. değilim. Seni YouTube kanalında izliyoruz Evet, artık. ben de YouTube kanalındayım artık tamamen. Daha çok içerik çıkaracağım. En azından şimdi şöyle, hani tarz farklı. Twitch'te YouTube'un tarzı farklı. YouTube daha kalıcı içerikler, daha uzun süreli, daha böyle uzun ömürlü içeriklere bakıyor. Twitch daha kısa çerezlikti bence. O noktada YouTube bana daha iyi gelecek. Onu da hissediyorum. Ama zaten senin bir ayağın YouTube'da değil miydi? Yarım Evet. ayak ya da. Aslında öyleydi ve bence şey, hani oraya odaklanmak bana daha iyi gelecek. Çünkü özellikle bu son aylarda, sadece son 2 haftada değil, son aylarda Twitch'in yayıncılarını asla umursamamasından dolayı ben aslında çok şey olarak, tevk olarak kırılmıştım Twitch'te. Bu benim yaptığım içeriğe de yansıyordu tabii. Söylediklerime, yaptıklarıma, işte yani içerik üretimime çok yansıyordu. Bu da artık en sonunda yani çizgiyi aşan nokta oldu benim şahsi görüşüm olarak. Yani bardağı taşıran damla oldu. Yani ben, bizim çoğumuzun gelirine göz dikerken Twitch, emeklerine göz dikerken ne güvenliğimizi önemsemesi, ne de hani platformunda adil eşit şeyler olmasın. Yani ya da hani biliyorsunuz sonra işte yani Pelin'in işte adresini falan şey Evet, yaptılar. çok Yani hani çok korkutucuydu o ya. kesinlikle hani bunlar asla kabul edilemez ve bu kadar olan olaydan sonra hani ben de bu platforma daha fazla para kazandırmayı kendime yakıştıramadım açıkçası. O noktada da şey yaptım. Hani şu an tabii böyle deyince hep yanlış anlaşılmalara çok müsait. Şimdi sanki orada kalanlar hala iş yapanlar da hatalıymış gibi. O anlamda değil. Ama o konuda Günhan'ın düşüncelerine katılıyorum diyebilirim. Yani onun da belli bir çizgisi ve limiti ve sınırı olmalı. En azından tepkimizi göstermeliyiz. Hala yayın yapıyorsak dahi olduğunu düşünüyorum. Ve bu olayı gözden hani bunun olayı unutmamamız lazım. Evet Göz ya. yummamamız lazım, hatırlatmamız lazım. O yüzden hashtag temiz Twitch diyerekten. Kesinlikle yani bir şey oldu ve yani bir Twitch internet yayıncılığı için bir sosyal devrim gibi bir havaya da girdik yani şey manasında. Herkes YouTube'a geçerken daha bir heyecanlı, hani uzun süredir yayınları birazcık bu Twitch'in işte senin bahsettiğin mevzular olsun, para mevzu olsun Nisan'dan beri olan. Çünkü para mevzunun da şeyi ne denir? Yeni yeni etkilerini görmeye başladık ya. %75'e 50'ye doğru yaklaşmamızla beraber. Herkesin bir zaten hani ya geliyoruz buraya da mesaiye yani ne yapıyoruz modundaydı. Şimdi benim gördüğüm tüm içerik üreticileri hani bu bizim etrafımızdaki geçenlerin hepsi yeni bir üretme enerjisine başlamış. Bir reset gibi bir şey oldu ya. Güzel oldu bence. Evet, yani çok sevdiğim yayıncılarla bir sürü plan yaptık mesela. Hani bunların yarısı dahi gerçekleşse çok iyi olur ki aslında biz böyle bir şeyler yapalım diyorduk çok uzun süredir. Mesela böyle bir podcast, işte World of Darkness konuşalım, Chronicles of Darkness konuşalım. Yani buna bile enerji verdi bence. Hani bana haftalık olarak kaç tane boş gece verdi. Yani en azından böyle bir içerik yapabileceğim, sevdiğim içerikleri yapabileceğim zaman verdi bana. O noktada mutluyum ben de. Fakat işte şunu da unutmamak lazım ki bir platforma, oradaki insanlardan kastım da izleyiciler. Oradaki izleyicilere bu kadar emek verdikten sonra komünitelerimizden koparılmak durumunda kalmamız da hani bir sürgün gibi, bir şey gibi hani uzaklaşmak zorunda kalmak da bir o kadar buruk ne kadar. Hani yeni bir içerik, yeniden başlama enerjisi, yeni bir takvim, işte yeni platform, aslında oradaki işte eski izleyiciler de gelecek falan filan, ama hani oraya verdiğin emek noktasında da insan üzülüyor. Pişman değilim ama buruk bir his diyebilirim. Tabii ki keşke 2 senedir bu 2 sene 3 sene neyse
bu pislikleri yapmasalardı keşke temiz kalsaydı. Keşke bunlar da başımıza gelmeseydi ama bunlar hani açığa çıkmamasındansa açığa çıkması daha iyi bence. Tabii canım o. E tabii. Tabii. Ve şey burada da bir hani bölüm başı reklamı olarak girelim. Sayın Arya'yı Miss Zencefil adıyla YouTube'da takip edebilirsiniz. Üstüne üstlük takip etmekle kalmayıp onun kanalına katılabilirsiniz. Burada konuşacağımız temaya çok uygun şeyler var. Seviyeler var ve hani bazı buradaki kelimelerin hepsini anlayamayabiliyoruz olabilirsiniz. Mesela şimdi 100 liralık ya da en yüksek seviyemizin mesela Metduselah ya da Antediluvian kelimeleri ne demek anlamayabilirsiniz. Ama bu podcast serimizin ya bu bölüm olur ya da yakın zamanda çekme ihtimalimiz olan başka bölümler olur. Onlar bittiğinde zaten bunların anlamlarını da biliyor olacaksınız. O yüzden rahatlıkla katılabilirsiniz. Yani birazcık bahsederiz. Bir şey diyeceğim. Hemen söyleyeyim. Birazcık bahsederiz. Çok zor kelimeler değil. Metuselah yaşlı olan demek. Antediluvian'da Nuh tufanının öncesinden kalma insan ya da şey hani o dönemde yaşamış insan ya da işte yani Antediluvian Nuh tufanı öncesi demek. Antediluvian şey değil mi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Boomer. Bir şey söyleyeceğim. Bir Antediluvian vampire bunu de ölürsün orada. Hani ama şey değil mi? Her soyun 3. jenerasyon vampirler, her farklı klanın başlangıcına Antediluvian denmiyor muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet ama kelime anlamı olarak. Ha kelime anlamı o değil. Okey. Yani. Çünkü ve hepsi de yani her klanın o geldiği vampir Nuh tufanı öncesinde yaşadığı için öyle. Ve arkadaşlar yani gördüğünüz ama geldiği gibi... şimdi karıştırmayın. Evet. Ama Miss Zencefil'in Miss Zencefil YouTube kanalına en azından asil vampirden katılmak isteyeceğinize eminim. Çünkü burada masaüstü rol kutu oyunu eğitici videolar diye bir cümle var ve bugünle başlayacak World of Darkness Chronicles of Darkness hani bunu ayrı ayrı söylemek. Biz aslında tek bir... Hala Twitch'ten bahsetmiyoruz değil mi? Hani şey oyun olandan. Ne? Ha, Platform of Darkness'tan bahsetmiyoruz Atakan. Şey ne denir? Hani biz bir şemsiye terimi olarak en azından biz bilmeyenler, cahiller World of Darkness diyor olabiliriz ama orada aslında Arya bizim bugün öğretecek iki tane isim var. World of Darkness ve Chronicles of Darkness. İçerikleri üretmeyi planlıyorsun değil mi? Birazcık önce bundan bahsedelim. Tabii ben şey yapacağım yani lore anlattım yani bu derinlemesine lore hani biz burada biraz daha şeyden bahsederiz ya daha niş olanlardan ya da hani daha genel bilgilerden daha sohbet kıvamında olan ama ben lore videolarını direkt hikaye olarak anlatmak istiyorum YouTube'da onlar herkese açık olacak fakat mesela işte Vampire the Masquerade 20th Anniversary Edition ya da Vampire the Masquerade 5th Edition gibi ya da Chronicles of Darkness gibi artık bunların hepsi spesifik oyunlar olarak bunların nasıl oynandıklarına dair olan videoları özel yapacağım ve ikinci kademe, asil vampir kademesinde insanlar bunlara erişebilecekler. Ayda hani iki oyun, onun oyun kurallarını düşünüyorum. Bir tane de board game anlatırım diye düşünüyorum. Bunun üzerine de hani güzel bir içerik sunacağım. Onun dışında bir üst seviyesinde de DM atölyem var. Ayda bir olarak hani canlı yayın açıp orada bir DM atölyesi yapacağız. O seviyenin şeyleriyle beraber hani üyeleriyle beraber. Ben yani bu biraz daha bir şey gibi DM study bitmesi gibi bir şey olacak. Biz bize. Orada da hani şey yaparlarsa izleyicilerimiz dinleyicilerimiz katılırlarsa ayda bir böyle ben oynatacağım oyunlar hakkında böyle konuşup sohbet edip bitirmeyi planlıyorum. Beklerim. Ve bir de hani tamam 3. seviyede Kadim Vampir'de DM atölyesi dedin biz bize izledin ama benim asıl ilgimi çeken şey Arya en Antediluvian'a verdiğin söz. Çok talep gelirse çok yorucu olabilecek bir şey bu. Çok talep gelirse ben ne kadar sevinirim asıl yani. Çünkü şey olarak ne güzel oyun oynarım. Hemen söyleyeyim Antediluvian seviyesini. Antediluvian seviyesinde üye olan ve üyenin 3 arkadaşı yani 3 daha arkadaşına kadar 4'e kadar bir board game ya da beraber masaüstü rol yapma oyunu oynayacağız. 6 saatlik bir süresi var onun düşündüğüm ortalama hani one shot düşünüyorum. Peki şey ayda bir mi mesela? Ayda bir evet. Yani
eğer ki mesela çok yani birkaç ay üst üste alacaksa kişi o zaman long term campaign olabilir tabii ki. Ama hani şey one shot şu an. Aa, ne güzel yani. Biz bunu zamanında düşünüp yok ya herhalde yapamayız deyip şey yapmıştık. Hayır bir de şey de zor ya böyle bir şeyin bedelini de belirlemek zor ya. Yok, şöyle en üstü seçtim. En yüksek olan. Bunun izin verdiği en yüksek bu mu? Evet. Bilmiyordum ben böyle bir limit olduğunu. Süpermiş. Ha bir de birçok içerik üreticisi YouTube'daki olmayan varlıklarını başlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bir link koyacağım ben aşağıya. Hepsine gidip abone evet. olursanız ve bir like birer izler videolarını izlerseniz yorum atarsanız destek olmuş olabilirsiniz. Şey çok önemli. Yorum. Yorumdan da önemli olan bence bir kanal yeni açılmışsa 1000 aboneye ulaşması ve yani Twitch'teki kadar para kazanmaya başlamak kolay değil. Ve 4000 hı-hı. saat izlenme, unique izlenmeye ihtiyacı var. Tabii şimdi hani bit skandalından kaçanlar bot dağıtmayacağı için tabii ki bizim bu izlenmeleri bu insancıklara sağlamamız gerekiyor. Hani sessize alıp videoyu açık uzun en kanaldaki en uzun videoyu açık bırakmak sandığınızdan çok daha etkili. Biz Atakan'la 1,5 yıl YouTube kanalımızda doldu mu dolacak, o 4000 saat doldu mu dolacak mı, doldu mu dolacak mı diye bakıyorduk. Yani evet. çok evet. organik olarak zor bir şey. Organik olarak bir yıl sürüyor. Hani yaklaşık ben işte Mayıs geçen yılın Haziran'ında Mayıs'ında ne videolar atmaya başladım. İşte hani bu yaz doldu. Nereden bence. Baksan 9-10 ay sürdü 4000 unique izlenme alması kanalı. O noktada hani bakalım neler olacak. Bu konuda destekleyelim. Çok doğru bir nokta bu. Aynen yani bu yapabileceğiniz en büyük yardım sevdiğiniz yayıncılara. O yüzden bunu unutmayın diyelim. Çünkü biz de podcast'te konuşmadık geçen sefer sanırım değil mi Atakan konuştuk? Biraz. Hatırlamıyorum ya. Galiba biraz konuştuk. Dün bölümüydü geçen sefer. Ama ya bu kadar net önerilerle gelemiyorduk biz de o zaman. Geçen haftadan bu haftaya bir sürü şeyi öğrendik yani. Süreç hı-hı. şu anda taze. İnsanların Twitter'larını takip edin. Discord'larına girin. Bunlar hep bildirim almak için iyi yollar. Evet. Ve bununla beraber Arya. Bir diğer karanlıklar dünyasına. Aynen. Twitch'ten çıkıp diğer karanlıklar dünyasına. Evet. ya şimdi şöyle bir sorum var Arya. Biz D&D'ciler olarak hani böyle adlandıracağım. Çünkü WoW'cular için biz Pathfinder'mışız. İşte D&D 3.5 oynuyoruz, 5 mi oynuyoruz çok fark etmiyor. Sen iki tarafta da senin kolun var biliyorum ama. Böyle deyince 2010'a döndüm ben. 2010'da aynen, böyle gerçekten. Ayrım yapılırdı. Aynen böyle öyle. O eski internet rol yapma oyunu forumlarında sen D&D'cisin, sen WoW'cusun. Sen New World of Darkness'ı savundun. Savunmadım. Biz D&D'den beri oynuyoruz falan. Ben de yakın zamanda FRP 101 etkinliğindeydim de orada böyle bir Türkiye FRP tarihi anlatıldı. Yıldız'da. Forum savaşları çok önemliydi. Fourth Edition'la işte mesela 3.5 mu daha iyi, Fourth Edition mı daha iyi? Bekleyin Pathfinder geliyor onu görün falan. Şimdi ondan sonra şey Chronicles of Darkness yani o zaman işte Old World of Darkness, New World of Darkness'tı bunlar. Hangisi daha iyi falan böyle inanılmaz kalpler kırıldı yani. O orada çok fenaydı o dönem. Ve peki hangisi daha iyi? Benim daha temelden yani daha şey temel bir sıkıntı anlatmak istiyorum izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Şimdi ben bu konuya kafa yani bu konuyla kafayı kırmış bir insanım artık. Hani kitap koleksiyonları olsun, 3,5 senedir podcast olsun, yayınlar olsun. Benim için 50 tane World of Darkness kitabının hepsinin adı World of Darkness. Hiçbir ayrımını yani biraz biliyorum tabii ki de yani hiçbir ayrımı anlayamıyorum, şey yapamıyorum. Sadece şeyi biliyorum. Her yaratık için farklı isimli kitaplar var. Mesela hani Vampir de bilmem ne, Mage de bilmem ne, Hunter de bilmem ne diye kitaplar olduğunun farkındayım. Bir Old World ve bir eski var, bir yeni var. Ama 5 diyen var, 20 diyen falan böyle sayılar giriyor işin içine. ondan sonracığıma yani şey yapmayı denedik. Bu %100 gerçek hikayedir. Arkadaşı doğum günü hediyesi olarak sevgilisi World of Darkness kitabı alacak. Arkadaş biliyor ama sürpriz olacak. Soramıyoruz. Biz bilmiyoruz. Biz doğru kitabı bulmak için 1,5-2 saat araştırma yapmamız gerekti. Hangi kitabı hani hangi şimdi arkadaş en mod mu oynuyor, old mod mu oynuyor soruyu yanlış soruyormuşuz. Hani falan.
Yani şimdi bir ne yerden tutup peki? Başlar mısın? Chronicles of Darkness'ın core book'unu aldık. Chronicles of Darkness'ın core book'unu almışsın. Muhtemelen o second edition en işe yaramaz kitaplarından biri. Lanet olsun ya. Çünkü şöyle oldu orada. Ama ya bunu ben şeyle anlatayım. Kronolojik bir yerden giderek anlatayım. Sonra karışmasın. Evet, şimdi bize Old Mod, M Mod, biz Atakan'la ben iki cahil olarak soracağız aralarda sorular. Ya hepsi karanlık değil mi? Bunların hepsi karanlık. Yok mu? Biri punk gothic horror, diğeri modern gothic horror gibi düşünüyorum. Bir kere biri ve diğeri derken World of Darkness'ı nasıl ikiye bölüyoruz? Doğru isimler. World of Darkness ve Chronicles of Darkness diye artık ayrılıyor. Bazıları Old World of Darkness dediğimiz bu 1991 yılında basılmaya başlanan oyuna işte Classic World of Darkness diyor, Old World of Darkness diyor, sadece World of Darkness diyoruz. O orijinal olan o, 91 yılında olan. Sonra 2004 yılında bu evreni yok ettiler ve onun yerine bu modern gothic horror, modern gothic olan şeye başladık. Ne denir? Aslında o zaman adı yine World of Darkness'tı. Dediler ki World of Darkness'ı biz değiştiriyoruz ki bence en büyük hataları oydu. World of Darkness'ı biz yeniden doğuruyoruz gibi bir şey dediler. Ve o yüzden böyle bir başlangıç yaptıkları için de hala günümüzde bile hani New World of Darkness sanırım ya 2005 ya 2006. Yani yaklaşık 15 yıl sürecek büyük bir nerd kavgasının fitilini ateşlediler ister istemez. Çünkü hani bir şey bu bunun yenisi dediğin zaman o zaman eskisiyle tabii ki karşılaştırılacak. Ve eskisini sevenler yenisi mesela şey gibi oluyor. Mesela hep diyoruz ya işte D&D 5th edition çıkmış olabilir. D&D 2nd edition bile oynayabilirsin istediğin gibi. Hani kimse senin elinden 2nd edition kitaplarını alıp hayır bunu artık oynayamazsın demiyor. Ama yine de çok fazla 2nd edition mı daha iyi, 3.5 mu daha iyi, 5 mi daha iyi kavgalarını görüyoruz. Bu da aslında ama böyle bir kavgaya çıktı. Şeyde daha D&D'de daha net en azından ayrımlar. Setting falan değişiyor arada. İşte tanrılar ölüyor, kurallar değişiyor, büyünün kendisi değişiyor, büyü tanrısı ölüyor, tekrar doğuyor falan filan ama yani nedense D&D'deki ayrımları daha iyi anlıyorum. Yani çünkü sayı işte koydular abi, bilgisayarcısın sen. Olabilir ama yani second edition'dan şeye geçerken, third edition'a geçerken setting de değişti, sistem de değişti. Hatta sistemin değişikliğini anlatmak için setting değişti. İşte 3'ten 4'e geçerken pek çok şey değişti. Komple yeni bir setting'e geçtiler. Aynı setting'in yeni versiyonu da değil, komple yeni bir setting'e geçtiler. Sonra 5'e geçerken 3'teki setting'i biraz kurcalayıp şu an ne durumda setting hiçbir fikrim yok. Ama sonuçta şeyi anlayabiliyorum, ayrımları da anlayabiliyorum. İşte zamanda ileriye gidiyoruz aynı setting içerisinde genelde kuralları değişiyor. Ama işte şey seven de hala var. AD&D 2 seven de hala var. 3.5 oynayan da hala var. 5'i zaten biliyoruz. Neden şey böyle değil, World of Darkness böyle değil de hep bir iç içe giriyor her şey. Şimdi bunların 91 yılında çıkıyor ilk Vampire the Masquerade First Edition. Vampire the Masquerade First Edition çıktığı zaman inanılmaz bir D&D alternatifi olarak o dönemi kasıp kavuruyor. Çünkü o dönem işte korku filmlerinin hani yeniden dirildiği bir zaman, vampirin işte Interview with the Vampire falan çıkmış. Hani buradan böyle şey bir hava var işte hani gothic horror seviyorlar, punk seviyor insanlar falan. Yani döneminin çok yani Vampire the Masquerade aslında çok 90'lar olan bir şey. Yani özellikle de o First Edition, Second Edition, Revised Edition, Third Edition falan diye gidiyor onun kendi içerisinde. O editionlar işte senin dediğin D&D editionları kafasıyla ilerliyor ve aslında dediğim gibi Vampire the Masquerade'in kendi orijinalinin şu an 5 tane editionı var. Yani o 5th edition ve 20th anniversary edition Vampire the Masquerade Old World of Darkness'ın eserleri. Aynen öyle. O 91 yılında çıkan orijinal serinin ve şimdi şöyle oluyor. 2000'li yıllarda artık biliyorsunuz 2000'li yıllar grunge'ın yani 90'lar böyle grunge'la anılır ve 2000'ler Britney Spears'tır hani. Tabii ki public'te o kamuda olan değişiklik, o şey değişimi hani o pop kültürdeki değişim işte Buffy the Vampire Slayer'lar bilmem neler gidiyor. Ne oluyor?
satışları düşüyor World of Darkness. Hani her yıl yeni bir yaratık, yeni bir sürü yeni kitap çıkan firma artık bir şeyler satmaya azalıyor falan. Diyorlar ki hani çok klasik bir rol yapma oyunu biliyorsunuz, yayıncısı Tree'dir bu. Yenileyelim o zaman. Her şeyi yenileyelim baştan. Şimdi yani böyle şey yapıyorlar ama... FIFA taktiği. Aynen. Böyle bir şey yapıyorlar ama en büyük hataları bu yeni yeni World of, yani farklı bir oyun olarak bunu yapmaktansa mesela hani biz World of Darkness'ı bitirdik. Şimdi başka bir oyun yaratacağız demek yerine World of Darkness'ı farklı yorumlayalım gibi bir yere gidiyor ve aslında Vampire'dan mesela The Masquerade'den çok da farklı olmayan ama farklı bir Vampire. Werewolf'tan çok da farklı olmayan ama farklı bir Werewolf. İşte böyle bu mentalitede kitaplarını çıkarıyorlar ve tabii ki o forum savaşlarının olmasının en büyük nedeni şimdi 2004'te biten seri sonrasında gelen New World of Darkness'ın kuralları çok daha iyiydi. Daha playable, daha öğretmesi kolay, daha istikrarlı bir sistemdi eski şeylere nazaran. O yüzden insanlar New World of Darkness'ın kurallarını beğeniyorlardı. New dediğimiz işte 2005'te Vampire the Requiem ile başlayan. Yani 91 yılında Vampire the Masquerade, 2005 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bir yandan ona bakayım. Yani Vampire the Requiem ilk kitabı onun da. Yani şey dediğimizde, Masquerade dediğimizde Old World of Darkness'tayız. Evet. Requiem dediğimizde New World of Darkness'tayız. Bu sürekli böyle değil mi? Aynen. Requiem 2004'te çıkmış o da. Ben de tam aynısını diyecektim. Evet. Vampire the Requiem 2004'te çıkıyor. Ve dediğim gibi bazı şey, yani sistemi güncelliyor ama evreni de güncellerken mesela şöyle bir şey yapıyorlar. Hani vampir klanlarının sayısını 13'ten 5'e düşürüyorlar. Bu zaten büyük bir şey. Hani olay. Yani böyle çok ünlü klanları işte Bloodline'a dönüştürüyorlar falan. Ve böyle şey, yani ben şey diyorum hep. Ya başka isimler bulsaydınız o zaman. Klan, Bloodline demeyin, başka bir şey. Yok yok, mesela direkt bazı klanların adı aynı Vampire the Requiem. Mesela Vampire the Masquerade'de de atıyorum mesela Ventru var. Vampire the Requiem'de de Ventru var. Masquerade'de de var, Requiem'de de var. Hani ister istemez böyle şey yaptılar. İnsanları birbirine düşürdüler yani. Hani peki şey mümkün değil mi? Madem kuralları iyi olan tarafı New World of Darkness'ın. Biz, yok öyle New mi World dedin? Of Darkness kuralları eskiden daha iyi demedin mi sen? Evet, yani o zaman daha iyiydi. Ha, okey, daha basitleştirilmiş dedin ya, ben onun için. Evet, iyiydi yani daha... şey, basitleştirilmekten kastım da sadece şeydi yani, hani streamline edilmeden denir ya, mesela Vampire the Masquerade zamanında mesela Vampire ve Werewolf kitaplarını birbirleriyle karşılaştırdığınız zaman DM'in kafası yanardı. Hani böyle nasıl bunları ben aynı hikayeye koyabilirim diye. Mesela New World of Darkness'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi yaratıkların mixlemenin daha kolay olması. Mod'un kuralları daha iyi yani. Şimdi ben karışık olmam. Tamam. Aynen, orada arada sanki Masquerade'in kuralları daha iyiymiş gibi duydum da yanlış duymuşum. Masquerade'in de kendi içerisinde işte değil mi, kaç tane edition'ı var. Hangi edition? Yani mesela bazı edition'larda inanılmaz bazı şeyler var. Evet. Mesela şöyle de bir şey var. Şimdi Türkiye'de birisi Vampire Masquerade oynuyor ama bilmiyor ki Second Edition oynamış. Sonra başka birisi de Vampire Masquerade oynamış, yine Masquerade oynamış ama Revised Edition oynamış. Biri diyor ki Celerity şunu yapıyor. Diğeri diyor ki hayır, Celerity onu yapmıyor. Sen yanlış biliyorsun. O şunu yapıyor. Burada soru şu. İki farklı versiyonlama var. Biri Masquerade mi? Ben daha da bilgisiz olduğum için vampir diyorum. Bana 2 yıl önce bana sorsan, bak podcast varken, Vampire First Edition'a Masquerade derdim, Vampire Second Edition'a Requiem derdim. Çünkü hani Old World'dan en moda geçmiş, birinci edisyondan ikinci edisyon. Benim kafamda bu, çoğu insanda da böyledir diye varsayıyorum ama böyle değil. Yani arada bir de şey çıkmış. 20th Year Anniversary Edition geldiğine göre bu Requiem'den sonra çıkmış olması lazım. Hepsi Requiem'den sonra. Şöyle, Old World devam ediyor mu? Old World of Darkness, evet şu an devam ediyor. Çünkü şu an Vampire the Masquerade 5th Edition çıktı en son. Vampire the Masquerade. Yani 5th Edition 20th Anniversary Edition'dan sonra. Şimdi bu Old World and Mod ikisi de kullanılmayan isimler sanırım. Artık kullanmıyoruz. Old, ama bizde işte şey olmadığı için forum kültürü, bizde işte
tam da Chronicles of Darkness geçişi olmaya başladığı zaman forum kültürü şey oldu, hani öldü. Türkiye'de o zaman o. Şey mi? O zaman old, o yüzden öyle kaldı. Yani Old World of Darkness ve New World of Darkness diye kaldı. Aslında bir 5 yıldır falan klasik, yani Paradox satın aldığından beri özellikle Classic World of Darkness White Wolf tarafından yapılıyor. Onyx Path tarafından yayınlanan Chronicles of Darkness da hani eski dediğimiz o işte New World of Darkness, Vampire Requiem, Brew of the Forsaken, yani, Mage the okay. Awakening falan. O zaman Chronicles of Darkness en mod. Aynı şeyler. %100. Aynen. %100 aynı şeyler. Aynen. Tamam. Yani aslında Chronicles of Darkness Second Edition'ının adı. Hayır, Second Edition diyemezsin çünkü Vampire Second Edition'ı farklı. İkinci iterasyonu. Yok şeyin, Requiem'in Second Edition'ı. Hayır, mesela şöyle. Yani Chronicles of Darkness adı altında çıkmış olan tüm kitaplar şu an hepsi Second Edition. Ha, önce bir M-Mod adıyla çıkardılar hepsini. Sonra evet. Hepsini Second Edition versiyonlarını. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum. Bir yani Requiem kitabı görüp Requiem kitabının kapağında New World of Darkness yazdığını gördüm. Evet, sonra şey oldu işte. O Chronicles of Darkness oldu ve mesela hepsine bir Chronicle, çoğuna diyeyim, hepsine diyeyim. Mesela Second Edition Requiem'in adı Strix Chronicles. Mesela işte Promethea'nınki Firestorm Chronicles olacakmış. Mesela onu değiştirmişler falan. Hani yeterince böyle karışık değil yani. Yeterince karışık değil. O yüzden bir de biz buna Chronicle adı verelim falan demişler. Ama şey yani mesela Blood and Smoke The Strix Chronicle Vampire Requiem'in Second Edition kitabının adı mesela. Şimdi şey demiştik ya en başta. Chronicles of Darkness, yeni ismiyle Chronicles of Darkness'ın kuralları daha sade, daha beraber kullanmaya uygun. Peki neden biz gidip işte eski setting'i alıp yeni sistemle birleştirmeyelim? Böyle bir çok uyumsuzlukları var mı o açıdan? Yok, conversion kitapları vardı zamanı. Mesela şeydi. Hani diyordu ki atıyorum işte Banül Hakim vampirlerini şeyde nasıl kullanırsınız? Requiem'de nasıl kullanırsınız? Ya da mesela Requiem'deki Mehet vampirlerini nasıl Masquerade'de kullanırsınız diye böyle mesela conversion kitapları vardı. Mesela vampir convert edilebilir. Mage çok edilemez. Mage bayağı değişiyor. Mage ayrı bir konu. Mage şey, tüm bu konunun dışında Mage'in bir de bir ayrı karışıklığı var. Mage'i bir kenara bırakalım. Dur şeylere girme. Şu anda vampir üzerinden konuşmaya devam edelim. Çünkü diğer o oyunlara bir geleceğiz. Evet, o da biraz. Hani ben bir ağaç ve vampir galiba. Vampir zaten en ünlüsü. Bu, vampir evet. World of Darkness içerisinde. Bloodline sağ olsun. Yani bir şey var. Kültürel bir yanı var Vampire'ın. Şimdi o zaman evet. Aslında Vampire isimli 7 kitap mı var ortada? Çok yani bir de supplementler. Hayır supplement evet. Değil. Core kitap. Classic World of Darkness 5th Edition'a kadar gitmiş. Şöyle First Edition, Second Edition Revised, 20th Anniversary 5th Edition. Bunlar 5 kitap Masquerade'in. Tamam. Requiem 1 ve Requiem 2 de Chronicles of Darkness'ın böyle 7 kitap. Yani aynen bunu kastederek söyledim. Mesela bence buradaki bir hata var şeyde, hani sınıflandırmada. Vampire Requiem Chronicles, yani bunlar çok böyle birbirleriyle bağlantılı dursa da aslında iki ayrı oyunlar gerçekten ve insanların en çok kafasını karıştıran kısım bu. Mesela şey gibi görmememiz lazım. Yani mesela Pathfinder ve 3.5 nasıl aslında aynı sistemler gibi duruyormuş, farklı evreni var. Yani aslında iki ayrı oyunlar ya günün sonunda. Ama yani o kadar benzer noktalar geliyorlar. Pathfinder 1 ile Pathfinder 2. İki bambaşka oyun. Aynen. Evet, o daha uygun bir örnek. Eğer ayrı oyun aslında şeyi veriyorsan. Yani. Çünkü Pathfinder'ın kural sistemi 3.5. Aynı oyun. Yani çok az değişiklik de 3.5. Yani. Ama ben şeyi anladım şimdi. Hani iki farklı oyuna dönüştüğü zaman içerisinde kısmını anladım. Peki şey der misin? Hani sonuçta şimdi D&D'de edisyon atarken 1. D&D ile 5. D&D bambaşka oyunlar. Masquerade 1 ile Masquerade 5 yeterince aynı mı? Masquerade 91 yılında oynadığınız Masquerade ile oynamak istiyorsanız en yakına 20th Anniversary. Ama yani şey var. Aynı sistem, hani çünkü D&D'de edisyon değiştiğinde yepyeni bir sistem ortaya atılıyor ya. Fifth çok burada başka. Fifth hepsinden farklı yani. Fifth hepsinden farklı. Okay. Evet, Chronicles of Darkness'tan da farklı, şeyden de farklı. Benzer okay. Mekanikler var, duruyor tabii ki. Yani çok benzer mekanikler var ama şey gibi düşün. Biri Armor Class demiş, diğeri Two Hit Armor Class Zero demiş.
gibi değişiklikler. Ama o çağda var. Ha. Ama Zar D20 hala gibi düşünmen lazım. Yani Zar D10 ama işte mesela birinde şey var, ne denir? Birinde işte disiplinler daha farklı. İşte birinde willpower harcamak daha farklı. Mesela Vampire 5th dışında Blood Pool yok. Mesela Blood Pool hem Requiem'de var hem de 20th Anniversary ve öncesindeki Masquerade'lerde yani var. Tüm sistemlerin birleştiği noktalar da var. Hani Old World and Mod olarak bile. Tüm sistemlerin birleştiği noktalar da var. Tüm sistemlerin farklı yaptığı noktalar da var. O zaman bayağı dikkatli seçmek gerekiyor sistemi. Bence mesela şu an 3 tane vampir var oynayabileceğiniz. 20th Anniversary, Vampire the Masquerade 5th Edition, yani V5 diyorlar zaten ona. V5, V20, ona da V20 diyorlar kısaltma olarak. Evet, 20th Anniversary 5th Edition ya da Requiem 2nd Edition. Yani Chronicles of Darkness olan Requiem. Aynen. Tamam. Yani anlamış mıyım diye test ediyorum kendimi. Yes. Bu üçü oynanabilir hani. Peki bugün mesela hani vampir dediğimizde insanlar en çok neyi biliyor, neyi oynuyor? Bu konuda bir fikrin var mı? 20th Anniversary. Yani şu an... Yani şeyde OVOD'da kalmışlar ve hani şeyin eski nesil oyunların en son versiyonunu oynuyorlar. Şey gibi anladım çünkü. Şey içerisinde de, klasik World of Darkness içerisinde de 5th Edition modern bir oyun. 20th Anniversary Edition eski oyunun modernleştirilmiş hali. Evet, mesela hani kural olarak işte belli başlı şeylerin buglarının kaldırılması, bütün mesela 20th Anniversary Edition bu bütün kitaplar içerisindeki en kapsamlı kitap şu an. Hani Requiem'in 2nd Edition kitabından da Vampire the Masquerade 5th Edition kitabından da en kapsamlısı şu an 20th Anniversary. Çünkü 20th Anniversary içerisinde bütün klanlar, bütün bloodline'lar, onlara ait bütün disiplinler falan her şey var. Tam işte. Tam benim aradığım. Bana o böyle şey omnibus gibi hani var. Böyle şey hani buyurun bu Vampire the Masquerade 20th Anniversary öncesinde çıkmış olan çoğu önemli şeyi bir araya getirdiğimiz kitap bu. Detaya girmek istiyorsanız eski kitaplara bakarsınız ama girmenize gerek yok. Burada her şey var. Mesela şöyle bir şey vardı eskiden. Mesela Chronicles of Darkness ile World of Darkness arasındaki en büyük fark meta plot denilen bir olay var şimdi. En önemli o fark bu bence. Bir tanesi yani World of Darkness meta plot'a sahip. Meta plot şu demek. Bu şey, White Wolf bu evreni devam ettiriyor şu an. Ve kanon karakterler var. Ve bu kanon karakterlerin almış olduğu actionlar hani şey olabiliyor. Yani yazılıyor, anlatabilir mi yani? Yani dünyayı değişiyor. Dünyanın gittiği bir yön var. Şey, metaplotu olan bir evren. Cyberpunk evreni. Cyberpunk evreninde official supplementlarda işte Johnny Silverhand'in hani popüler karakter. Johnny Silverhand bir yeri patlatınca bir macerada Johnny Silverhand bir yeri patlattıktan sonra sonraki maceraların hepsi orası patlamış gibi yazılıyor. Aynen. Sonraki setting kitabında o bina yok. Onun yerine nükleer ray stand var gibi yazılıyor. Versus mesela Pathfinder kitaplarının çok metaplotu yoktur. Biraz iş yaptılar. First Edition'dan Second Edition'a geçerken tüm AP'lerden beğendiklerini, sonuçlarını setting'e yazdılar. Bu metaplotu varmış gibi gösterebilir ama yok aslında bence. Evet. Yani çok az hissediyorsun. Şey ya, ilerlemiyor evren, evet. Aynen. Yani bence ben metaplotu olduğunu iddia ederim ama evren hani Adventure yazıldığı official maceralarda ilerlemiyor. Yani ruhu sandbox diyelim. Ben mesela Chronicles of Darkness'ın ruhuna sandbox diyorum. Yani şimdi örneğin World of Darkness'ta vampirlerin geldiği yer bellidir. Vampirler Kane'in soyundan geliyorlar. Kane'in lanetini paylaşıyorlar. Antedeliviyanlar var. Bunlar var. Yani mesela tabii ki tarihin tozlu sayfalarında bu mitler ne kadar doğru, ne kadar değişik bilinmiyor desek de mesela ilk o 2004 yılında evren bir bitti dedim ya, hani Final Book'unda bile 3 tane senaryo var ve bu 3 senaryonun çoğunda da işte antedeluvyanlar var mesela gibi. Hani bazı şeyler var ama Vampire Requiem'de mesela diyor ki bazı vampirler işte Dracula'dan geldiklerine inanıyorlar. Bazı vampirler diyor ki işte mesela bir tane Roma askeri Hazreti İsa'ya böyle mızrak saplıyor o çarmıha geriliyken. Oradan ağzına kan damlıyor ve o vampir oluyor. Longinus diye
böyle bir vampir var diyor mesela. Biz oradan geliyoruz diyor. Biz vampirler işte kutsal canavarlarız. Biz işte Tanrı'nın yaratmış olduğu işte kırbacız gibi düşünen mesela şeyler var. Mesela yani Vampire the Requiem'de işte Werewolf the Forsaken'da ne bileyim Mage the Awakening'de asla Thor'dan %100 emin değilsin. Bu tür şeyleri, cevapları şeye bırakıyor. Game Master'ına, Storyteller'ına bırakıyor. Yani Storyteller karar veriyor. Atlantis gerçekten var mıydı yoksa başka bir şey miydi falan diye. Hani hiçbir zaman kesin cevaplar vermiyor. Ama World of Darkness kesin cevaplar veriyor. Kesin cevaplar vermekten de öte kesin cevaplar olan bir timeline var. Aynen öyle. Mesela Vampire the Masquerade Bloodlines'da olanlar canon. En mod savunan biri bir convention'da hatırlıyorum 2013 falan şey demişti. Old World niye oynuyorsunuz? Siz işte bilmem ne misiniz? Hani küfürler. Old World'un hikayesi bitti. Artık oynanmaz. Hani biten hikayeyi nasıl oynayacaksın? Şimdi Metaplot'tan yani, girdik diye bu konudaki görüşün nedir? 2004 yılında bitti diyor evren ama o sonra Vampire the Masquerade 20th Anniversary'i çıkarlar ve dediler ki evren 2004'te bitmek zorunda değil çünkü bu bir oyun. Hani, benim de yani, en büyük takıldığım şey bu. Evren 2004'te bitti diyorsun. Ben 2001'deki versiyonundan yan bir hikaye oynarım. Hani, o da olabilir evet. Şey var timeline 2004'te diye şey hani 2005'te geçen bir oyun oynayamıyorum diyelim ki. Diyelim ki evren patlıyor. Önemli. Evren yok. Olsun şeyi o barı tutup azıcık geri çekip 99'da geçen bir oyun oynatamıyor muyum ben yani? Ben oyuncuya kavga ettiğimi bilirim. Hayır şey oldu gerçekten bunu mu tartışıyor insanlar diye bir insanlığa olan inancımı yitirdim. Yok yok vod böyle bir konu. Ben şimdi bir gün bir oyuncu geldi masama şey bir oyundu. Ne denir? Hani işte blind pick bir oyundu. Hani masa convention oyunu gibi. Geldi işte. Ben dedim ki yalnız hani ben V20 oynatıyorum ve hani şey timeline meta plotu ben yeri geldiği zaman ignorluyorum. Karakterler bunları bilmiyorlar. Hani zaten meta plotu bilmemen lazım bu arada. Hani ben öyle şeylerle gelmeyin dedim mesela oyuncularıma. Yani işte bilmem ne yılında aslında burada bu karakter vardı falan gibi. Rules Lawyer'ın tam tersi Lore Lawyer. Evet şöyle bir şey var. Yani böyle şeydim. Hani bırak ben kendim şeyimi yapayım. Mesela Chronicles of Darkness'ın asla bu dert yok. Ben World of Darkness'ta bile mesela kendi bu zifiri karanlık oynatıyorum. Evet Lore'dan ilham alıyorum mesela. Lore'da geçen karakterleri kullanmaya çalışıyorum. Ama her zaman şöyle bir şey var aslında. Vampirler çok kulaktan kulağa duyarak yaşayan canavarlar. Sen gerçekten belki şey zannediyorsundur. Şimdi mesela İstanbul'da şu vampir yaşıyormuş diye zannediyorsundur ama belki dedikodudur. Hani hiçbir noktada yani aslında evren böyle bir evren ama oyuncularımız işte o keskinliği savunmayı çok sevebiliyorlar. Bu rules lawyer'lar nasıl davranıyorsa lore konusunda da lawyer'lık yapan insanlar öyle davranmak lazım. Hani bırak rules lawyer'ın zıttına lore keeper dendiğini duydum. Lore keeper okey olabilir ama hani ama o şey değil bence ya. Lore hani keeper yok. O biraz daha pozitif bir şey gibi yani. Ha okey. Ya orada bir bence kötü oyunculuk var ikisinde de. Rules Lawyering'de de bu durumda da. İşte bu arada bir de üçüncü bir daha da ekstra bir şey not söyleyeceğim. Bir de Mind's Eye Theater var. O LARP sistemi değil mi? O da LARP sistemi ama o da var. Yani Vampire mesela Mind's Eye işte Vampire falan da var. Onun LARP oraya hiç girmesine biz tamamen masaüstünü konuşuyoruz. Peki. Şimdi biz 3 tane sistemi yaklaşık olarak konuştuk. Yani yaklaşık olarak konuştuk dediğim sistemin nasıl çalıştığını konuşmadık ama bunlar var, bunlar oynanıyor ve bunlar ana şeylerini oluşturuyor. Ana mihenk taşlarını oluşturuyor Vampire komitesinin. Yeni başlayacak biri nereden başlasın? Yeni başlayacak kişiler bence Vampire 5th Edition. Çok ne? V20 değil. V20 bence V20. Bilene mi? Bilene ve böyle daha işte nasıl desem Ankyle ya da Elder dediğimiz seviyede vampirleri oynamak için bence eğlenceli şu an. Hani böyle gerçekten güçlü vampirler olup böyle ben işte Game of Thrones seviyesinde entrikalar yapacağım. Gideceğim işte yaratıklara kafa atacağım bimmem ne işte ben gideceğim World of War'la kapışacağım falan diyorsanız hani siz o sistem ona çok izin veren bir şey aslında. Ama ve lakin yani mesela şu an D5 içerisinde
ben nasıl bir combat karakteri yaparsam da werewolfları yener bilmiyorum. Çünkü o noktada daha gizemli ve daha böyle şey. Yani mesela V20'de diyor ki vampirler tek başlarına bir werewolf'u yenemezler diyor. Çok güçlü olmaları lazım, çok tecrübeli olmaları lazım diyor. Hazırlıklı olmaları gerekiyor diyor. Ama hani gerçekten bilen bir vampir hani belli başlı disiplinleri alarak bunu yapabilir bence. Çok yapmalıdır diyorsun. Yapabilirsin yani. Hani gerçekten istersen werewolf killer bir şey yapabilirsin. Vampir yapabilirsin. Zor değil. V20'de bunu yapabiliyorsun. Ama V5'te şu an yapamazsın. Çünkü werewolfların kuralları hem çok az ve şu an hani ve bu şey ve vampirler de nerfed. W5 çıktı mı? W5 yolda. O bir sonraki. Ha, bence. Şu anda V5 yani şu anda bu 5'ler üretiliyor ve 5'lerin mantığı aynen. Aynı mı olacak? Nerflenecek çoğu. Dur bir. Evet. Dur bir. Onlara girmeyelim. Ama daha. Yok hani, önemli bir konu bir, bence. Ya önemli bir konu da bir hani önerimizi yapalım. Evet, ben V5. Sisteminde. Evet. V5. Peki bu yani ne, şeyin yaklaşık olarak neyde iyi olduğunu anladım. V5'in. 20'nin neyde iyi olduğunu anladım. Peki bu Chronicles of Darkness Vampire Second Edition'ın hiç böyle bir kurtaran yanı yok mu? Veya kötü olduğu şey ne? Requiem'in güzel yanlarını utanmadan White Wolf Onyx Path'tan bence çalmış ve şeye eklemiş. V5'e eklemiş. Öyle bir durum var. Öyle bir durum var. Yani Requiem'le mesela eskiden V5 öncesinde ve mesela şöyle bir şeydi. Bir tanesi daha power creep. Oyun ne kadar hani bir şey olsa da personal punk gothic horror, modern gothic horror diye geçse de Masquerade. Hani şeyin hiçbir önemi yoktu mesela. Hani humanity'm düştü peki falan. Kendimi kötü hissediyorum vay canına. Frenzy'ye girdim vay canına falan oluyordu oyuncular. Hani aslında tabii ki iyi bir storyteller'ın elinde bunlar tabii önemli tool'lar ama yeni başlayan bir storyteller'a bir vampirin lanetini yaşatacak kadar eline tool veren bir şey değildi, sistem değildi. Fakat Requiem'de işte mesela Touchstone sistemi vardı. Bunu aynen V5'e koymuşlar. Birazcık değiştirmişler. İşte o Humanity Lost'a gelen işte Sanity falan onların benzer bir şekilde koymuşlar. Hani şu an şöyle özetleyeyim. Vampire 5th Edition global bir yani mesela global reach'i olan işte Vampire vs. Man, Vampire vs. The Society bilmem ne noktasını işliyor daha çok. Vampire Requiem sandbox olduğu için daha çok Vampire vs. Past, Vampire versus işte şey themselves, işte Vampire versus bir de Strix denilen bir yaratık var yeni. Vampirleri avlayan böyle şeyler. Baykuş ruhları gibi bir şey var. Hani bir böyle Batman Court of Owls'a döndü orada bir anda. O yüzden Requiem'i çok sevmiyorum Second Edition'ı. First Edition'ı bence. Yani Second Edition'lar arasında bulduğum tek silly olan Strix Chronicles. Böyle bir yanı var. Bakabilirsiniz Requiem'e ama 2008'den beri de kitap çıkmamış bu arada. Ha, yani Chronicles of Darkness'a ya yani Onyx Path 2008'den beri kitap çıkarmıyor mu? 2018'den beri Requiem'e çıkarmamış. 2008 dedin de. Yok 2018 okay. Pardon. Okay. Ya peki bir şey soracağım o zaman buradan. Şimdi sen vampirde aslında Sea Wodun, Old Wodun, Wodun tüm isimleri kullanıyorum. Devamı ve sonu son edisyonu olan V4 yani Vampire 20'den farklı bir oyun olsa V5'i önerdin. Evet. Başka bir sürü yaratık var ve her yaratığın farklı sistemi var. Tek tek girmeyeceğim ama özellikle hani Chronicles of Darkness'ı ya da namı diğer M-Mod'u önerdiğin herhangi bir durum var mı? Chronicles of Darkness bence kendi orijinal monsterlarıyla çok iyi. Geist ve Promethean bunlar. Mage'i gerçekten daha güzel. Ben Ascension'ı o kadar sevmiyorum. Ascension böyle şey. Hani Matrix aslında. Mage diye Ascension Matrix. O yüzden bu şey Envod'un. Mage de Ascension Old Wood'unki. Mage de Awakening Envod. Yani Chronicles of Darkness mesela Promethean the Creator çok güzel. Geist Sin Eater. Bunu çok önerirler. Bu ikisi eskide yoklar. Bu iki yaratık Geist ve Promethean Sea Wod'da olmayıp Chronicles of Darkness'ta olan. Evet. Dark Horror noktasında mesela
Feywild'ı daha çok seven D&D oyuncuları da Changeling The Lost'u, Changeling The Dreaming'i, Dreaming Chronicles of, pardon, Old World of Darkness, The Lost'a Chronicles of Darkness, mesela The Lost'u tercih edeceklerdir. Daha böyle şen şakrak bir Feywild sevenler de The Dreaming'i tercih edecektir diye. Benim şahsi tercihim mesela Changeling The Lost daha iyi. Onun dışında... Peki... Atakan'ın sorusu. Geist ve Prometean'daki yaratıklar, yani hayalet ve Prometean. Prometean ne demek? Evet işte hani ne, tam olarak ona gelecektim. Hani bu yaratıkların, yaratıklardan bahsediyoruz da ne yapıyoruz bu sistemlerde? Neyiz ve temaları ne? Çünkü şeyde mesela vampirde köhnemiş bir toplumun içerisinde kendine yer bulmaya çalışan ve işte entrikalar yaratan vampirleri oynuyoruz. Kendi canavarlarına karşı savaşıyorlar. Birbirlerine karşı savaşıyorlar ya. Diğerlerinin temaları ve metalarını. Şimdi Promethean The Created şöyle bir şey. Bildiğimiz bir şey hikayesi o. Frankenstein hikayesi. Yani bir tür Frankenstein ya da Golem gibi bir insan tarafından yaratılmış bir canı oynuyorsun. Promethean The Created'da. Ve bunlara Prometheanlar diyorlar. Şey geliyor işte mesela o yıl, mesela Frankenstein'ın yıldırımı düşüyor da canlanıyor ya mesela, ona şey diyor, divine spark, divine fire iniyor bir yerden, bilinmeyen bir yerden, mage'ler dahi bunu kontrol edemiyorlar, hani böyle bir enerji, arcane bir enerji değil yani, hani divine fire'ı çözemiyorlar, böyle bir şeyin animate ettiği bir yaratık, bu yaratıkların insan olma hikayesini oynuyoruz. Bu insanlar, yani bu yaratıklar, created'lar yaratık olmak. Yani yaratıklar insan olmak istiyorlar. Anladım. Yani şey, gerçekten şey yap, Frankenstein oynuyorsun bir yerde. Evet. Frankenstein's Monster oynuyorsun bir yerde. Pinokyo oynuyorsun diye dalga geçebilir miyim? Pinokyo ya da şey, ne denir? Frankenstein. Frankenstein'lar hatta direkt aile var öyle. Lineage var. Hani tip olarak Frankenstein. Mesela şey var. İşte Golem gibi, işte mesela Temmuz gibi böyle şey diyor. Filden yaratılmış olanlar mesela bir ailesi var. İşte robot olanlar var. Ne bileyim şey olanlar var falan. Hani böyle gerçekten o, hani gerçekten ölü bedenlerden birbirine dikilmiş olanlar var. O Promethean The Created bence çok güzel. Sin Eaters da, Geist Sin Eaters da şöyle. Bir ölümlü ölüyor. Ve Geist denilen bir ruhla anlaşma yapıyor. Bedenleri birleşiyor bunların ve geri hayata dönüyor. Bir de bu arada şey de var. Bir tane de Beasts The Primordial var. Beast Primordial. The Begotten diye geçiyorlar. Bu yeni çıktı. Bu biraz daha şey böyle. Hani bir de pardon, bir de Deviants var. Evet, iki tane daha böyle oyun var. Bayağı ilginç ezoterik yaratıklara girmişler yani. Ya şey oluyor, ben şöyle yorumluyorum. Chronicles of Darkness özellikle World of Darkness Paradox tarafından satın alınmasından sonra dedi ki, kendi bence evet, bize olanı unique yapalım, bizim çıkaracaklarımızı farklı bir şeyler yapalım, farklı canavarlar sunalım. Çünkü yani şimdi World of Darkness'ın Vampire Werewolf diye devam edeceği belli. Bu an tekrardan werewolf falan yapmaktansa hani şey yapalım gibi. Bu Beast the Primordial'ı birazcık World of Darkness bilenler şeye benzetebilirler. Black Spiral Dancers'a benzetebilirler. Bu werewolf mage herhalde ismini duyunca vampirle beraber en çok muhteşem bir şey uyandıran seri. Aynen. Muhteşem üçlü. Evet. Bunlar hakkında, hadi werewolf'ta kurt adam oynuyoruz. Mage'de büyücüleri oynuyoruz. Büyücü kısmı mesela benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü şey biliyorum, World of Darkness'ın görece hani alternatif tarih veya biraz daha gerçekçi günümüzde yakın bir settingi var. Ve senin de çok övdüğünü duydum. Bunlar hakkında böyle bir şeyin var mı? Werewolf şöyledir, mage böyledir. Hatta ben hatta burada şunu da yapmak istediğimi söyleyeyim. Şimdi normalde buna girmek, hani girmeyiz herhalde diye düşünüyordum zaman falan, ama M-Mod'un farklı yaratıklarını söylediysek, ortak yaratıklar ve eskide yeni, ya yani eski Chronicles of Darkness'a geçmeyen yaratıkları şöyle bir, birer cümle söylemek istiyorum. Hani haberiniz olsun, oraya da geleceğim. Hı. Ama önce gerçekten doğru, bir Werewolf'la Mage'i şöyle bir, hani bir muhteşem üçlüyü bir dinleyelim senden. Kısaca. Olur. Geçmeyen yok sanırım. Ben görüyorum. Kindred of the East ve Mummy the Resurrection geçmemiş. Yok, Mami var şeyde. Var mı? Bendeki listede yok.
Mami var. Şey yok. Ne denir? Mami'de curse olarak şey var. Okay. Evet, var şeyde. Ne denir? O zaman, dur, Chronicles of Darkness'ta var. Sadece şey, Kindred of the East'te Quaid'in vampirler aslında farklı bir vampir türü diye geçiyorlar. Hani Kindred of the East. Aslında vampir de değiller ama vampirler gibi bir şey. Mesela onlar Geist'a daha çok benziyor aslında. Yani Geist şey, Geist ve Quaid'in birbirine daha çok benziyor diyebiliriz yani. Hani. Wraith'le şey? Wraith de işte Geist'ın içerisinde. Wraith de geçmedi. Yani Wraith ismi yok ama şey var. Ama o konsept... Geist'in içinde teması var. Evet, şimdi Wraith'in konseptinde şu vardı. Bir hayaletsin sen ama senin bir de Shadow'un vardı ve Shadow'un senin nihai huzura erişmeni engellemeye çalışıyordu. Geist de bunu şey yapmışlar. Hani illaki seni geri çekmiyor da Shadow'un, the Geist olan, the Bound'u, o canlanan kişiye yardım, yani aralarında farklı bir ilişki var şeklinde yapmışlar. Ama evet, yani şey var ama hani öyle birçok farkı var. Şimdi World of the Apocalypse var. World of Darkness'ta. World of the Apocalypse şu: dünyamız ağlıyor, dünyamız yok oluyor, dünyamızı kirletiyorlar. İşte iklim krizi, ne bileyim, petrol döküyorlar denizlerimize, nehirlerimizi kirletiyorlar. Ne zaman öfkeleneceksin diye bir oyun. Ha, şey yani biraz doğanın öfkesi gibi bir yerden mi yaklaşıyor kurt adamlara? Evet, ama asla kazanamayacakları bir savaş olduğu için bu. Adı The Apocalypse. Yani şey gibi, kurt adamlar çoktan bu savaşı kaybettiler. Gaia'yı koruma savaşını. Kıyamette son şeyleri oynuyoruz gibi. Demleri. Yani The Final Stand'i. Gaia'nın askerleriyiz. Evet. Tamam. Yani tabii ki bu arada basiti indirgemek zorundayım, anlaşılması için. Ama öyle. Gerçekten böyle şey, Greenpeace on steroids gibi bir şey. Hani... Ya ben hiç beklememiştim böyle bir tema nedense. Ben yine bir tür lanet gibi işleniyor ya kurt adamlık genelde. Yok yani şey, werewolf'lar... Ya pop kültürde benim aldığım izlenim hep şeydi aslında. Vampirlerle kurt adamların nedense çok benzer olması bu konuda. Ve döneminin şeyi olarak düşünmeniz lazım. Yani döneminin ürünü. 92 mi ne werewolf? Yani. Tabii werewolf. 70'lerde büyümüş bir neslin yarattığı. Aynen oyun. Öyle. Tam. Yani when will you rage? Forsaken aynı temayı taşıyor mu? Forsaken yine bir şeyin koruyucususun. Bu sefer de The Gauntlet denilen ruhlar dünyasıyla, yani Gaia değil oradaki adı herhalde, hatırlamıyorum. Bu sefer dünya ile işte ruhlar dünyasının arasında Gauntlet denilen bir çizgi var. Bir bariyer var. Bu sefer de onu koruyorsun The Forsaken'da. Çünkü doğayı zamanında, değil, ruhları koruyorsun. Yani evet, şey yani dünyayı yine koruyorsun ama hani yani Mort ölümlülerle ruhlar dünyasının arasını şey yapmaya çalışıyordum. Bu arada First Edition'daydı. Belki Second Edition'da değiştirmişlerdir. Second Edition'a bakmadım Werewolf. Forsaken Second Edition'dan bak. Aynen. Forsaken. Aynen. Werewolf Forsaken. Aynen. Second, evet, Werewolf Forsaken. Chronicles of Darkness Werewolf Forsaken şey Second çünkü Edition. Siz anlıyorsunuz. Benim listede aramam gerekiyor. Forsaken aynen. Hangi? Şeymiş mesela. Baktım işte. Idigam diye bir ruh türü varmış. Onlar işte hapistelermiş. Yani jailedlarmış. Onlar saldırıyorlar Second Edition'da. Yine aynı mesele. Yani spiritlerle savaşıyorsun yani. Mage the Ascension'da da şöyle bir şey var. Tellurian diye deniyorlar bütün evrene. Tellurian diyorlar. Ve şey notu alacağım. Bu klasik modda. Aynen. Mage the Ascension. Aynen. Mage the Ascension klasik mod. Eski mod. Aynen. İlk mod. Böyle bir Matrix gibi bir awakening yaşıyorsun. Aa diyorsun, ben irademle diyorsun evrende istediğim şey, yani bu tam olarak şeyin sahnesi, kaşık aslında yok, o diye büküyor ya kaşığı. Mage the Ascension'ın özeti bu. Sadece şey, mesela bir sürü order var, yani şimdi bir sürü magic order var. Bunlar diyor ki, işte diyor sen büyüyü şöyle yaparsın, o kaşık şöyle bükülür. Önce işte Artemis'e dua edersin. Artemis kabul ederse kaşık bükülür gibi anlatıyorlar. Başka birisi aynı büyüyü yapıyor mesela. Yine kaşığı bükecek. Diyor ki bunun içerisinde işte bilmem ne gram işte şu elementten vardır. O elementi hissedeceksin ve ona hükmedeceksin. Ona emredince kaşık bükülür diyor. Aslında aynı büyüyü yapıyorlar. Fakat yöntemleri farklı oluyor. Çünkü önemli olan World of Darkness'taki ana konseptlerden bir tanesi ki bu bütün oyunlarında aslında geçerlidir. İradenin gücü.
Mesela diğer oyunlardaki karakterler Willpower 2, 3 ile falan başlayabilirken Mage kesinlikle 10 üzerinden 5 ile başlar Willpower'a. Daha azıyla başlamaz. Yani mesela böyle bir olay vardır. Yani neye inanırsan odur. Mesela True Fate'e de Mage'ler öyle. Yani diyor ki bu ölümlü öyle bir inanıyor ki diyor, inançları o kadar kuvvetli ki diyor, vampirleri gerçekten kutsallığıyla mesela def ediyor diyor. Bu işte diyor hani böyle açıklıyor Mage The Ascension'da mesela True Fate falan filan. Tamamen inanç ve yöntem meselesi. Oradaki olay da adının The Ascension olmasının nedeni de yani Mage Order'lar var. Mage Order'lar diyor ki işte biz bunu büyüyle yapacağız ve büyü insanın kaderi de diyor. Bir de teknokrasi var. Teknokrasi de diyor ki büyü bir safsatadır. Asıl gerçek olan şey bilimdir diyor ve bu ikisinin insanlığın geleceği üzerine yaptığı savaş aslında Ascension. Hmm. Ascension War deniyor buna zaten. Hani Order of Reason mı yoksa Order of işte Magic mi kazanacak ve insanlığı o şey yapacak. Ama burada da tabii ki teknokrasisi kazanıyor. 2000'li yıllara baktığımız üzere. Hani ve bütün aslında teknolojilerin ya mesela şey gibi bir yerden o. Bu mikrofonla ben şu an bu podcast'ı kaydedebiliyorum çünkü böyle bir şey olacağına inanıyoruz artık gibi bir şey var. Hmm, öyle bir tabi. Daha da kafa karıştırayım. Warhammer 40K orklarının gibi. Şey gibi. Aynen gibi. Öyle. Aynen. Peki bu yeni WoW'daki Mage'in durumu ne? Mage the Awakening. Mage the Awakening'de Mage'sin. Nokta. Hani büyücüsün. Evet, yani şey kusura bakma, ilkinde bir felsefe anlattın, bir şeyler evet, anlattın, evet. Derin konular, kitap. Ya ben ikinciyi çok sevdim. Hayır, ya bu daha doğrusu şöyle çok sevdim. Tüm bu bugünkü podcast'te konuştuğumuz, son bir saattir konuştuğumuz kargaşa içerisinde bana bir deniz feneri oldu. Değil mi? En net olan. Net şey, hani böyle büyücüsün nokta. Hani böyle şöyle bir büyücüsün ama. Gerçekten şey gibi düşün. D&D Wizard'ı gibi bir büyücü. Ve mesela şimdi biz D&D'de şey diyoruz. Magic Miss'in işte somatic komponenti var. Verbal komponenti var falan. Mage the Awakening sistemsel olarak senin bunları seçip söylemeni ve işte roleplay'ini yapmanı ve şeyini istiyor gibi. Okay. Özellikle roleplay'ini yapmak zorunda değilsin ama mesela büyülerin hiçbirinin verbal, somatic ya da material komponenti kendinden yok. Sen oluşturuyorsun biraz. Evet, mesela güzel. Şey gibi. Yani daha çok gerçek dünya okültizmiyle işte Chaos Magic bilmem ne öyle şeylerle ilgilenenler bilir. Mesela Witch Talk'a gelin. TikTok'ta böyle cadılar var. İzleyin onları. Orada mesela onlar şey yapıyor çok böyle. Mesela shrine oluşturmuş kendisine. O shrine'da değerli işte şifalı taşlar var. Kendisine bir tane grimoire hazırlamış. Kitabını koymuş işte. Hani bir şeyler hazırlamış gibi düşün. Mage the Awakening'de de gerçekten bu şekilde büyüyü yapıyorsun. Onda da şöyle bir benzerlik var. Awakening'de de bir şeye uyanıyorsun. Mesela Ascension'da nasıl dünyanın yalan olduğunu fark ediyorsun. Awakening'de de dünyanın yalan olduğunu fark ediyorsun. Ama şöyle bir farkı var. Awakening'de felsefesi aslında şöyle bir şey. Platon'un mağara alegorisi gibi. Yani bir öte alemde diyor süpernal bir realm var büyünün olduğu yerde. Fallen World onların yansıması diyor. Biz diyor o yüzden gölgelerini izliyoruz duvarda. Will, o yüzden biz irademizle yaptığımız bu büyüyle süpernal dünyayı, üst dünyayı, öte dünyayı buraya getiriyoruz. Erişiyoruz. Bir şey var. Evet. Arada Abyss olduğu için de orada öyle bir şey var. Hani Mage the Ascension'da evren yani evrende herkes evrenin işleyişine dair belli inançları olduğu için Ascension'da o yüzden paradoksa uğruyorsun. Mesela televizyonda çıkıp bir büyü yaparsan evren sana şey yapıyor böyle. Sen benim kurallarımı bozdun şu an cezasını çekeceksin diyor ve evren seni siliyor gibi düşün. Buna paradoks diyorlar. Peki şey var bunu Onyxbet yayınlıyor ya bunun bir Paradox Entertainment'a bir... Yok yok bu Ascension'da olarak... olan. Tamam işte hayır. 93'ten beri var bile var. Ascension çıktığından beri paradoks adı. Mage the Awakening'deki paradoks ise bildiğimiz şey miscast. Büyü yanlış yapıyorsun ya da kendine kibirli davranıyorsun. Yapabileceğini düşünüyorsun. Bu gücü elinde tutabileceğini düşünüyorsun. Ama tutamıyorsun ve Abyss'i yani böyle öte dünya ve Fallen World arasındaki boşluktan bir şey saman ediyorsun falan.
Öyle bir oyun. Kesinlikle Warhammer'a benzemiyor. Ama şimdi şey öyledir zaten. Ne denir? Tabii, daha geçiyorum. Benim sevdiğim Magic sistemleri de öyledir birazcık. Hani böyle büyük, mesela Harry Potter'daki gibi, hadi bakalım şimdi çay bardağını çay bardağını büyüyle karıştıracağım. İşte bir tane kapı var. Alohomora ile açılmıyor ama omuz vurdum açıldı falan gibi böyle hani. hazır konu şey var. Ya Arya, bir şey söylemek istiyorum sana. Ben Harry Potter'ı çok sevmiyorum. Tamam mı? Ama izledim, okumadım. Niye şeyde, çok biliyorum alakasız ama, niye Hogwarts'ta Latince dersi vermiyorlar? Büyüleri ayrı ayrı öğretmektense Latince öğretseler her şey daha kolay olmayacak mı? Yani işte değil world building'i işte yok ama işte. World building'i iyi değil. Aynı şeyleri Latince söylüyorlar yaklaşık olarak ve oluyor. Yani şey gibi bir şey bu. Hani Almanca ve İngilizce biliyorum ya ben. Flemenkçe anlayabiliyorum okuyarak gördüğümde. Ya Latince ben öğrenseler büyülerin %90'ını anlayacaklar. Ben şey yapıyorum, ne denir? Mage the Awakening okuyup eleştiri dersinden da yüksek puan alıyordum. Çünkü çok benzer konseptleri işliyordum. Felsefe tartışmaları. Evet. Hayır, bir de şey ki zaten hani Harry Potter'da olmayan bir world building ama yani biraz böyle üstüne düşünsen aslında şöyle olmalı diyeceğin şey şu ki aynı kelimeyi söyleyip büyü yapamayan da var. Demek ki bu işin arkasında başka bir... Evet, sadece incantation değil orada da. Hani ama böyle... sallamak da var. Willpower falan da var aslında ama işte hani çok kötü hiç bir world build ediyor. Yani neyse. Hani bunları biz gerçekten dolduruyoruz gibi. J.K. Tolkien'in eserleri hakkında hiç konuşmamıza gerek yok. Evet, turf roaming'e girmiyorum. Şimdi mesela şunu unuttum demin, onu söyleyecektim. The Roll of the Apocalypse, Forsaken falan aslında çok kutulu oyunlar. Onun noktasını Mage de öyle. Yani Vampire ve yani şimdi mesela Vampire ve Roll of'la Mage, iki Chronicles of Darkness'la da World of Darkness'la da çok ayrı duruyor. Ya Vampire her şeyden, kalan her şeyden bir farklı gibi zaten. Vampire'lar birazcık şey, kendileri içerisinde bir society'leri olup kendilerini dünyadan gizleyip böyle geri duruyorlar ya. Mesela şimdi hani Werewolf ve Mage'in World of Darkness'ta kozmolojisi aynı. Yani sadece farklı isim var. Ama işte Vampire'ın değil. Mesela Mage the Awakening'de spirit büyücüleri Twilight ve Gauntlet'te çok fazla ilişkileniyorlar. Şimdi Werewolf'larla da karşılaşmaları çok hiç işlendi yani, anladın mı? Hani Gauntlet'in koruyucuları şeyler. Ve burada sanırım şey önemli giriyor. Seawold'da karşılaştıklarında iki farklı, yaklaşık olarak iki farklı kural seti kullanıyorlar. Temel zar mekaniğine hiç girmedik ama temel zar mekaniği aynı olsa da, D10 atıp işte bilmem ne yapıp karakterin statı artı skillini toplayıp zar atsan da sanırım farklı mekanikler var. Enwood'da bu mekanikler, yani Chronicles of Darkness'da bu mekanikler daha yakın dedin en başlarda podcast'ın. Evet. Doğru muyum? Şimdi mesela örnek vereyim. Masquerade'de bir Tremor bir büyü yaptı diyelim. Blood Magic yaptı. Ve işte bir büyüsü devamlı, permanent. Mage the Ascension'daki büyücü gelip buna nasıl, bununla nasıl interact edecek? Ya da Mage the Ascension, Old Wood'un. Aynen, yani o evrenin Mage'i nasıl? Mesela Tremor, High Magic'i, yani Mage'lerin kullandığı büyüyü dispel edebilir mi Blood Magic'le? Bunlar böyle şey, zor sorular. Ama şeyde diyor GM'e ki... GM'e bırakıyor biraz. Yani evet, birazcık GM'e bağlı, birazcık kuytuda... köşede kalmış lore okumayla alakalı falan, yani araştırmak ve yani, ama mesela şeyde diyor ki, basic'de diyor ki bu bir Clash of Wills'tır diyor. Clash of Wills'da şu mesela, Blood Potency artı işte skill'iyle şeyi roll etsin, işte Gnosis artı skill'i roll etsin, yani hani şeylerine dice pool, şu dice pool'ları birbirine atsın. Ve bunun kurallar var yani. Evet, şey diyor mesela, if this is used against another supernatural this invokes a Clash of Wills diyor ve bitiyor. Okay. Yani ya da şey olduğunda, kendi türü dışında birinin etkisiyle ne bulaşmaya kalktığında bu temel mekaniğe düşüyorsun ve çözümleyebiliyorsun. Aynen. Yani mesela withstand edebiliyor mu? Mesela şey işte, bir vampire büyü yapıyorsun. Neyle withstand edecek? Mesela blood potency'si edebilir. Hani böyle daha şeyleri var. Ne denir? Hani belli şeyleri var. O zaman iki soru soracağım burada tam anlamak için ve hani anlaşılması için. 3 vampirin bir mage'e saldırdığı bir one shot, Onyx Pet'in Chronicles of Darkness'ında daha kolay oynanır. Doğru yanlış? Doğru.
bir vampir, bir werewolf, bir mage bara girerler. Chronicles of Darkness da daha, daha rahat oynanır. Doğru mu? Evet, doğru. Ve hani yani eskide karma oyun oynamak daha zor. Hani aynı partide birden fazla yaratı. Hani evet. Lore kısmına hiç girmiyorum. Ama lore kısmına olarak... geçiyorum. Power level'ları çok farklı. Yani Mage Ascension'da şey yapalım diyor mesela. Ben şimdi arkadaşlar sizi Austin, Texas'tan Boston'a ışınlıyorum. Hadi bakalım diye gidiyorsun. Yani bu yani bir vampirin Texas'tan işte Boston'a gitmesi is a session. Hani çünkü gecesinde kalacak, görünmeyecek. Şeyi ayarlayacak, uçağı ayarlayacaksın, şeyi ayarlayacaksın. Nasıl gideceksin? Şeyle mi gideceksin? Arabayla gideceksen zaten kıta gitmen lazım falan. Mesela Werewolf için o Werewolf için daha kolay. Yani 15 dakika falan ama hani gidiyorsun, uçak biletini aldın ve gittim diyorsun. Olabilir ama hani şey power scale off the charts oluyor. Hani ve bir vampir, bir werewolf ve ama mesela şey de öyle değil. Hani şey, mesela bir mage'in yine o kadar öyle güçleri var. Mage yine seni Boston'dan şeye işte Texas'tan bir yerden ışınlar ama hani bu çok vakit alan bir şey oluyor. Mesela şey gibi değil. Hani Ascension'da bu böyle işte belli başlı şartları yerine getirirsen okey. Ama mesela diğerinde şey gibi. Yani arkadaşlar bana 12 saat verin. 12 saat sonra şurada buluşalım ben sizi ışınlarım gibi düşün. Hani. Yani Mage'in Awakening'de biraz daha böyle şey. Ascension daha güçlü. Her şey yani Old World of Darkness'da her şey daha güçlü. Chronicles of Darkness'da belli limitler daha şey ne denir hani daha çok limit var. Dedik bölüm boyunca dedik durduk. Hikayeyi meta plot'u bitirdik dedim. Ne demek bu bitirdik de? Ya meta plot bitmişti de geri başladı. Tamam ama hayır ama bu bittik lafını bu tartışmalarda çok duyuyorum. Yeni başladı ya da istersen anlatırsın da meta plot bitti ne demek yani? Yani, nasıl bitebilir bu? Yani şeyden bahsediyoruz değil mi? O Ovod'un sonunda 2004'te bitişi. Şey... Sonra devam ediyor. Evet. Şimdi Vampire the Masquerade 5th Edition orası yaşanmadı öyle diyor. Ha retconladılar ama. Retconladılar. Yani, bitişi direkt çözemiyor. Ne oldu orada? Şimdi 2004'te dünya patladı. Time of Judgment oldu. Her oyunun kendi bir Time of Judgment kitabı var ve orada bir sürü farklı open senaryo var. Şöyle bitti diyemiyoruz. Her oyunun derken her yaratık isminin yani. Aynen. İşte Wraith'in yani, ayrı var. Wraith the Oblivion'ın ayrı var. Hunter the Reckoning'in ayrı var. Gibi mi? Hatta Wraith şeyle birleşiyor sanırım. Orpheus Project diye bir sırf bunun için bir kitap çıkarıyorlar. Orpheus Project'ten sonra Time of Judgment kitapları geliyor. Mesela Vampire'ın içerisinde 3 tane farklı senaryo var. İşte birinde Cain dönüyor. Diğerinde Lilith dönüyor. Diğerinde işte başka bir şey oluyor falan gibi. Öyle şeyler oluyordu diye hatırlıyorum. Ve o tamamen hani şeye bağlı. Storyteller ve oyuncuların hangi kıyamet senaryosunu oynamak istediğine bağlı. Sonra Vampire 20th Anniversary Edition'da dediler ki isterseniz plot'u ilerletebilirsiniz. Sonra bir companion book çıkardılar ve şey dediler işte 21. yüzyılda vampirler konusunda fikirlerimiz nasıl olacağına dair hani buyurun diyor. Onun dışında sonra Vampire 5th Edition'da en büyük lore değişikliği şu oldu. The Second Inquisition, bu bizim zifiri karanlıkta Vatikan'da işin içindeye neden olan, o ünlü sahneyi gerçekleşmesine neden olan şey farkı var. Yani V20'de Mortal Avcılar öyle küçüksel Winchester Brothers tarzındalar. Ve lakin şeyde Vampire 5th Edition'da lore olarak meta plot devam ediyor ve artık şey diyor. Yani insanlar vampirlerin varlığını biliyorlar. Vampirler bütün işte dünya hükümetleri ve bilmemleri içerisinde bir global küresel komplo içerisinde olduğu için de mesela şey yapamıyorlar. Dedenin hani insanlığı açıklayamıyorlar bunu. Çünkü medya, hükümetler bilmem ne falan hepsi vampirlerin kontrolü altında. Onun yerine Vatikan'la işte dünyadaki bu bilgiye sahip istihbarat birimleri el ele verip The Second Inquisition'ı kuruyorlar. İkinci Engizisyon ve bayağı da vampirin ölümüne neden oluyorlar açıkçası. Böyle bir fark var. V5'te. Ama ben tam istediğim cevabı alamadım. Yani bitirdik de her yaratık kendi açısından dünyanın sonunu mu oynadı? Yani, apokalipsini mi oynadı? Time of Judgment tek kitap mıydı yoksa hepsinin ayrı kitabı mı vardı hatırlamıyorum tam. Ama yok ya, hepsi için ayrı bir hikayeydi dedin ya bu. Yani mesela Vampire'ın kendi içinde 3 tane hikayesi var diye hatırlıyorum.
Ben Wiki'den bakayım Time of Judgment. 8 okumuşmuş. Yani, bak 8 kitapmış. Bu andan sonra bu setting öyle bir hale geldi ki bu settingde artık vampir yok mu? Ya yani oynayamıyor muyuz? Dünya bitiyor? Yok oluyor. Ha dünya yok oluyor. Tabii. Ben şakasını yaptım bir kere. Gerçekten dünya yok oluyor. Yani çoğunda yok oluyor. Bazı senaryolarda yok olmuyor olabilir. Ama ya da mesela oyuncu actionlarıyla yok olmuyor da olabilir ama çoğunda konsensüs yok oldu. Yani yok diyor evren diyor yok diyor. Yani okey tamam. Okey. O yüzden bitiyor. Bayağı bitti bitiyor. Demek bu. Okay. Bir şey söyleyeceğim. Bitti bu yok oldu falan. Hayır. 8 senedir falan yaşadığım bir sorun çözüldü şu anda kafamda. Tık 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 tık. Hani bazı şu anda 2013'te falan böyle yaptığım bazı konuşmalar anlamlı olmaya başladı. Hani okey. Çok 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 teşekkür ederim. Yani gerçekten Old Wood'un sonunda Wood bitiyor. En modda o yüzden yepyeni aynı yaratıklar bambaşka bir setting olarak giriyorlar bittiği için. Aynen retcon öyle. Bile değil bu paralel. Evet. Hani şey değil olmadı bile yapmıyorlar değil mi? Hiç o hikayelerin hiçbiri yaşanmadı sıfırdan başlıyoruz yapıyorlar değil mi en modda? Evet yani şey okay, bu neden paralel başka bir evren anladım. Evet. Çünkü şey hani 15 yıldır okuduğumuz setting kitapları hiçbir işe yaramayacak mı cümlesini duydum gibi hissediyorum şu anda. Peki World of Darkness'ı oynayanlar ve hani özellikle işte çok story odaklı işte narratif odaklı şey roleplay odaklı oynamayı sevenler neden bunu anlatmak konusunda bu kadar beceriksizler? Tartışmaktan. Yani şey tabii yani şey gibi o çünkü ne denir? Yani ben bu cümleyi bu hafta çok kurdum da yani dert üzüm yemek değil çünkü. Hmm. Yani bu bence birazcık öyle yani. Dert haklı olmak yani. Haklı olmak. Yani bir şey bu oyun daha iyi. Hani bu böyle. Hani bu bitti zaten. Yenisine geçiyoruz. Ya da şey hani, gibi hissediyorum. Ya da bitmedi. Mesela, kalbimizde yaşıyor. Şey gibi hissediyorum. Bazı akademisyenler var ya. Hani hiç karşılaştınız mı hayatınızda bilmiyorum. Çok bildiği belli. Ama sen hani tam araştırma yapmak için gelmişsin bu üniversiteye. Keşke hoca olmasaydın. Anlatamıyorsun. Ya hiç bunu hissettiniz mi? Biraz bunu da var hissediyorum. Yani oynuyorsunuz süper ama bir de bize anlatsanız biz de girsek bu hobiye. Hani yaşıyorum ben biraz. Ya şöyle bir şey oldu. Yani şey yani mesela D&D'yi 500 kişi oynuyorsa World of Darkness'ı 200 kişi oynuyordu. Ve şimdi yaşı da daha büyük insanlar oynatıyordu. Ve yani ben D&D masalarındansa en çok World of Darkness masalarında noobların işte newbie falan diye birilerinin ezildiğini duydum. En çok gatekeeping değil. Burada yapıldı. En çok gatekeeping hem bilgi hem de cinsiyet meselesi olarak tamam en çok burada yapıldı. Hani şöyle bir şey var mesela ya mesela işte kadınlar mesela World of Darkness oyunlarına davet ediliyordu ama hep de böyle şey işte nasıl vampir işte oynasın bak. Seductress falan. Vampir oynasın. Evet hani yani böyle bence hem bu noktada böyle şey D&D'nin seksizminden o dönemki hani o Türkiye'deki D&D ortamının seksizminden kaçmakta olan insanlar da buraya geldiler. Ama velakin onların şeyleri de yani onlara yani seksizm yapabilecek yine başka birileri de bu oyuna geldiler. Ve hani şey aslında mesela şu an bu hobinin bu kadar yaygın olmaması bence en büyük nedenlerinden bir tanesi. Yani World of Darkness bu kadar Türkiye'de popüler olmamasının en büyük nedeni hani bunlardan bir tanesi. Bir de şey biz korku sevmiyoruz Türk milleti olarak. Hani öyle de bir şey var. Türkiye'li insanların hani ben bakıyorum şöyle yani ne korku filmlerimiz var ne korku edebiyatımız çok güçlü. Yani hani Mehmet Berk Yaltırık falan hani bu geleneği yaşatıyor. Hani yani çok yok böyle bir kültür aslında. Yani çünkü ben şey diyorum yani bizim halkımız zaten kendisi büyücü yani. Gidiyor şey yapıyor işte benim annem ne işte işteler bir şeyler söylediler gidiyor işte bir şey su içiyor. Yani ne suyu yolluyorlar Mersin'den. Mersin'den başka bir şey hani böyle bizde bir abla var o abla sana işte bir şifalı bir şey okusun falan hani. Böyle olunca bence hani öyle bir şey de var. Hani urban gothic, urban fantasy biliyorsunuz Türkiye'de çok az yani. Ve urban fantasy bunların hepsi. Mage'de ben mesela Zifiri Karanlığı İstanbul'da oynatırken çok korktum.
Çünkü ben şu ana kadar Zifiri Karanlık öncesinde Türkiye'de geçen herhangi bir World of Darkness ya da Chronicles of Darkness oyunu oynattığım zaman yani o oyun inanılmaz trollendi. Öyle böyle trollendi yani. Hani hiçbir noktada o ciddiyeti tutamadık biz. Ta ki Zifiri Karanlığa kadar. Yani Zifiri Karanlığı ben Türkiye'de geçen bir Chronicle oynatmak adına, hani ciddi bir Chronicle oynatma adına yıllarca emek verdim diyebilirim. Yani Zifiri Karanlık aslında çok uzun bir süre. Tabii. Hani şeyin böyle, hani gerçekten mesela CS bir taksici vampir oynayacaksa bunu nasıl bu evrene yedirebilirim? Buna hazır geldim. Buna hazır geldim. O gün hani karakterlerinizi istediğiniz şeyi yapabilirsiniz derken buna hazır gelmiştim. Yani gerçekten her türlü şeye hazırdım. Zaten yayında olunca bazı şeyler otomatikman sınırlanıyor neyse ki yayında oynayınca. Mesela şimdi Mage'i de bir arkadaş grubumla yine Türkiye'de geçen bir Chronicle oynatmak istiyorum. Bakalım ne sonuçlar alacağım, göreceğim Awakening'i. O noktada da birazcık hani hem çok istiyorum Türkiye Urban Fantasy şeyine gelsin hani. Bunları konuşalım. Çünkü inanılmaz hikayeler var. Yani Mehmet Berk Yalçır'ın yayınlarını izlerseniz, burada dinlerseniz. Bölemedim biraz önce. Songül Yabani olarak YouTube'da aynen bulabilirsiniz. Temiz Twitch kapsamında gidin destekleyin. Yani Temiz Twitch olmasa da destekleyin de hani. Evet. Temiz Twitch kapsamında evet. Şimdi ekstra bunu belirtmek istiyordum. Onun kanalını evet açtım arkada. Ona da katılabilirsiniz. Katıl butonu var. Takipçileri var. Gidin izleyin. Yayınlar yapmaya başlamış şeyde. Ceren Sungur'la ve şeyle. Nane Molla'yla yapıyorlar. Nane Molla'yla beraber yayın yapıyorlar. Yani o yüzden hani aslında olan bir kültür, korku kültürü bizde var. Sadece işte insanların şey kalıbından çıkması lazım. Mesela bu Yaşayamayanlar diye bir vampir dizisi vardı. Çok belli bariz Vampire the Masquerade'den ilham aldıkları. Ama hani böyle şey oluyorsun. Yani tamam da bunun Türkiye tadı nerede? Where is that flavor? Hani yani, o yani yerelleştirmeden uyarlıyorlar. Bence hiç yerel bir iş değildi ve o yüzden tutmadı. Hani böyle şey. Bence zaten şuna inanıyorum. Öncelikle bence vampirin bir canavar olduğunu öğrenmemiz lazım. Türkiye'de vampir popüler olduğundan beridir düşünürsek protagonist yani. Ama protagonist demek canavar değil demek değil ki. Ama şeyi düşün, anlıyorum tabii canavar olduğunu lazım anlıyorum da. Yani mesela Interview with the Vampire'ı izliyorsun. Tom Cruise diyorsun ki yani Tom Cruise işte Lestat diyorsun ya diyorsun ne kadar iğrenç birisi. Puh Allah bunun belasını versin diyorsun karaktere. Ama Lestat sen uyuduğun zaman gece kabus olarak rüyana girmez. Hı hı. Ama mesela bu Dracula bilmem ne bunlar aslında çok uzun süre bir korku hikayesi. Bunlar insanları korkutuyordu. Biz nasıl mesela şu an kendi urban işte creepy pastalarımız var. Ne bileyim başka hayaletlerimiz bilmem nelerimiz işte üç harflerimiz var. Üç harflerden dolayı işte çocuklar uyuyamazlar falan. Onda bir zamanlar vampirlermiş ve vampirler bu noktada onların şeyini daha çok işlemiş bizde olduğundan kadar. Ya bizde Osmanlı'da padişah fetva çıkarmış kurt adamları öldürün diye. Hani bizim için normal occurrence bunlar. Ben o yüzden şeye çok inanıyorum. Hani vampire ya da mesela vampire oynatacaksa birinin bunun benim en önceki ilk tavsiyem oyuncularınız vampir olduklarına sevinmesinler. Kural bu. Kural bir yani bu. Bu konuda şey bu hani bu konuda duyduğum en güzel şeylerden bir cümlelerden birini LARP başlarken bana söylemişti diye mi? Sen artık bir daha hayatı boyunca güneşi, gün doğumunu göremeyecek bir yaratıksın, bir ucubesin. Ve hep bunun yokluğuyla yaşayacaksın. Demişti. Çok benim için kan içmek daha önemli. Bence kan içmek daha çok şey yapıyor. Çünkü living parazitsin. İçinde bir canavar var, sürekli katil olmak istiyor. O kanı sonuna kadar hiçbir zaman satisfy olamayacak şekilde kan içmek istiyor. Bence Harar'ı daha korkunç kısmı geceleri yaşamak değil de insanlara parazit olmak. Ama bu DM'den DM'e değişen bir şey. Mesela bu da aslında işte World of Darkness kültürü içerisinde birisi yani. Bence vampir olmak şudur, bence vampir olmak budur. Bu hem bunun güzel yanı hem de komünitesinin niye biraz daha anlaşamadığının güzel bir göstergesi. Ben Zifiri Karanlığın altında ne yorumlar geliyordu? Böyle Toreador mu olur, Varoş bunlar diye yorum var. Yani hani bu böyle şey çok önemli. Yani herkesin World of Darkness anlayışı da değişiyor. Yani dedim ya, birisi Second Edition okumuş, biri Revised okumuş. Diyor ki Sabat'ta şöyle şöyle tipler vardır diyor. Diğeri diyor ki yo o tipler onlar değil.
Çünkü farklı editionları okumuşlar, haberleri yok. Böyle bir karışıklık var. O haberleri olmaması çok komikmiş gerçekten. Yani. Yazmıyor çünkü kapısı, evet. Kapağında böyle şey yazmıyor. Second Edition yazmıyor. Böyle kapakları farklı ama hani yeşil bir mermerin üzerine bir tane gül var. Her edition'da, mesela başka bir edition'da da gül yok. Mesela şey var, ne denir? Ankman var. Yani hepsinde gül var sanırım ama. Yani o yüzden anlaşılmaması da normal yani. Hani sadece insan şey zannediyor. Mesela bir Dune'un ikinci baskısı gibi zannediyor. Ama aslında kural değişiyor içinde. Şeyleri, tüm yaratıkların ismini bir kere anmak istiyorum. Çünkü farklı olanları sayra şeyden dolayı gıcık kaptım. Hani yapamam ama. Farklı olanları söyledik ama ikisinde ortak olanların isimlerini tam anmadık. Bir liste olarak okuyacağım. Fikir belirtmek istediklerinizi, Atakan sen sormak istediklerini, Arya sana ekstra bir şey söylemek istediklerini belirt. Çünkü okay. Vampire, Werewolf, Mage'i konuştuk. İkisinde de Wraith var. Hayali birazcık yapar. İkisinde de yok da Wraith var. Old World'da Geist karşılıyor dedin. Wraith the Oblivion adı. Changeling var. Fey'leri şey yapıyor dedik. Changeling'i bir arada sen de övdün. Tam olarak ne oynuyoruz Changeling'de? Changeling the Dreaming'de peri oynuyorsun. Yani böyle dünyanın eski zamanlarında, o büyünün hükmettiği zamanlarda kalan creature, magical creature'ları oynuyorsun The Dreaming'de. The Lost'ta ise şeylerin kaçırmış olduğu fairy'lerin, o perilerin, ama bunları şey gibi düşünün, böyle hani o masalların eski kötü böyle şey sorun çıkaran Grim Brothers fey'leri. Evet, onların kaçırıp köle olarak kullanıp işkence ettiği ve sonra bir şekilde dünyaya geri dönmeyi başarmış insanlar olarak oynuyorsun. Changeling The Lost'ta. Oh, okay. Sertmiş bu. O arada. Çok sert ve bence Dreaming'den çok daha iyi bir konu. Bayağı iyiymiş. Hani böyle şeysin, ne insansın ne perisin gibi bir olay. İşte Changeling'sin. Hani bu Changeling efsanesi de öyledir ya, işte periler çocuğu kaçırıp yerine peri çocuk koyuyorlar. Çocuğu onlar yetiştiriyorlar. Efsane aslında öyledir. Changeling efsanesi. Oraya daha yakın. Yani ben şeyciyim. Hı-hı. Ne denir? Ben The Lost'cuyum orada. Changeling the Lost. Chronicles of Darkness bir puan daha aldı. şimdi sonra Hunter. Benim en ilgimi, yani en böyle ilginç bulduklarımdan bir fikir olarak. Çünkü bu kadar yaratık var. Bir de bir tane Hunter diye kitap var ortada. Hunter the Reckoning. Eskideki adı, Chronicles of Darkness'taki adı Hunter the Vigil. Bunun hakkı. Ya yani burada evet. Şey mi oynuyoruz? Paladin mi oynuyoruz? Inquisitor mu oynuyoruz? Sam Winchester mi oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Benim de merak ettiğim, fikir sormak istediğim bu. Ya yani vampir avlıyor muyuz Hunter oynarken? Avlıyorsun. Vigil Chronicles of Darkness'takinde daha çok seçenek var ama. Yani illa Inquisitor, Paladin falan olmana gerek yok. Böyle şey de olabiliyorsun. The Union falan böyle bir var. Böyle şey, Amerikalı işçiler böyle bir araya gelmişler ve şey diyorlar. Elimizdeki İngiliz anahtarlarıyla hadi şu yaratığı yok edelim falan. Hani böyle konseptler falan var Vigil'da. Vigil daha şey, mistik hunter'lar da var. Böyle işte teknolojik hunter'lar da var, bilmem ne var. O hunter'lar daha böyle şey. Sadece insan mı? İnsan. Yoksa... insan. Vigil'da daha çok inanç üstüne ve hani şey, böyle onlar da böyle şey gibi, Vigil'dakiler seçilmiş olanlar gibi, şey seçilmiş olanlar gibi, böyle bir hani böyle daha şey mistik, böyle şey daha az. Diğerinde Numina falan bilmem ne, böyle şey psişik bilmem ne, sanırım Vigil'da da şey Reckoning'de daha fazla. Ama Reckoning o kadar, yani o kadar güçlü ki Reckoning'dekilerin düşmanları, şey gibi söyleyeyim. Hunter the Vigil'da bir mesela bir vampire'ın kapısını yani Hunter Cell çalıyorsa muhtemelen ölür yani. Ama Reckoning'de Hunter Cell... Reckoning eskide. Evet, Reckoning'in kesinlikle bir vampiri öldürmek için hazırlanmaları lazım gibi. Okey, şeyde yani daha dengeli evet. Gibi. İşte hep aynen öyle. Yeni şeyde daha dengeli. Devam ediyorum. İki tane, yani iki tane kaldı. Demon the Fallen ve Demon the Descent. Şimdi... Şimdi Demon the Descent aslında First Edition'ı yok Chronicles of Darkness'ta. Yani Demon the Descent direkt Chronicles daha of iyi. Darkness ürünü. Okay. Ve şöyle. Enmod hali yok. Enmod hali var işte. Yani şey, pardon, evet doğru dedin. Şimdi Demon the Fallen, Demon the Fallen bildiğimiz Demon. Yani Angel mısın, Fallen Angels'ın, Demon'sın. Bu kadar. Demon the Descent
Şimdi şöyle bir şey geldi Second Edition'da. God Machine diye bir entity var. Bu bir Cthulhu gibi bir entity. Ve aslında evrenin çarklarının dönmesine sağlayan şey o diyor geçiyor. God Machine. Yine ne olduğu yine DM'e kalmış bir şey. Şimdi bunun belli angel'ları var. Angel'lar otomaton hiçbir ideyası olmayan farklı yaratmış olduğu yine bunlar da küçük entity'ler. Yani küçük varlıklar. Free will'leri olmayan varlıklar. Evet. Bunlar free will'e uyanırlarsa iyi ya da kötü olmalarıyla alakası yok. Demon oluyorlar. He, demon illa evil demek değil. Evet. Diğerinde de aslında angel olabilme şansın falan yani geri bilmem ne dönme ya da daha da kötülüğe inme gibi şeylerin var ama o daha böyle. Descent'te... Demon the Fallen bayağı şeysin böyle. Hani insanlara günah aşılayım, bilmem ne yapayım, onu yapayım. Demon the Descent'te sen bir yani çok güçlü bir varlığın rogue agent'ısın. Okay. Yani ister... İlginçmiş evet, bu arada. Evet. Descent ilgimi çekti. Demon yani, the Descent bak, daha farklı bir konsept. Evet. O yüzden bunların hepsini böyle azıcık azıcık şey anmak istiyorum. Orpheus'u andık, Wraith'e benziyor dedik. Orpheus şey, gifted, special gift insanlar ama bunda işte özellikle de işte hani ölülerle falan, kisişikler, luminaları falan var. Böyle Orpheus diye bir herhalde şirket mi ne vardı? Onların Orpheus Project'inin ürünlerisin gibi bir şey. Bu Deviant the Renegades mi? Ona benziyor sanırım ama bu benim tahminim okumadım çünkü. Okay. Ama şey, ona değindim. Zaten bildiğim kadarıyla Chronicles of Darkness'ın en yeni ürünü. En yeni ikincisi. En yenisi Best Beasts. İşte Beast the ha, Primordial. Buradaki sıraya göre Beast'i yukarıya yazmışlar. Ha, o mu önce? Okey. Deviant sonra bilmem. O zaman. Kindred of the East Doğu Vampirleri dedik. Agent evet. Bir son... Şey gibi mi peki? Hani gel, hani doğudaki vampirler değil de Doğu vampirlerinden ilham alarak tasarlanmış yeni bir kültür gibi mi? Yo bildiğimiz şey hani böyle işte Doğu vampiri diye geçiyor. Kindred of the East. Hayır hayır şey açısından söylüyorum. Bu az önce bahsettiğimiz vampir klanlarının dışında kalan yeni, farklı bir canavar türü mü? Farklı bir canavar türü gibi ama hani oradaki bölge halkı da bunlara vampir derdi gibi bir şey. Ya farklı okay, bir klan tamam. Gibi bir şey aslında o zaman. Farklı bir varlık benziyorlar. Mesela güneşe falan çıkabiliyorlar. Böyle şey bir tane tamam. Ruhani amaçları var ama undeadler ve ruh emmeleri gerekiyor gibi bir şey. Okay. Tamam yani şey işte doğu vampir günüm hani şey modern dünya gerçek dünya doğu vampirlerinden esinlenerek evet. Yaratılmış şeyler canavarlar. Ve okay. Mummy the Resurrection veya Mummy the Curse. Mummy the Resurrection'da bayağı mumyasın. Bir dakika. Mummy derken hani şey değil. Mumya olan arkadaşlar. Sapık beyninizi susturun. Devam edelim. Mummy bildiğim kadarıyla şimdi ilki Old World of Darkness'taki bayağı mumya. Bayağı bayağı mumya. Bayağı bayağı mumya. Piramitten çıktık biraz. Geldik. Evet. O The Resurrection'dı sanırım değil mi? Evet. O Resurrection. Bakıyorum şu an. O böyle şey. Evet. Yani böyle bir neydi? Ya bana bu arada ikisinde de bayağı mumya oynuyoruz demen yeterli. Merak eden baksın. Evet bayağı mumya evet. Oynuyorsun ikisinde. Yani böyle şey. Tamam. Spell of Life diye bir şey var. Onun altındasın. Diğerinde de Arisen'da da böyle bir şeyin var. Undead. The Curse adı burada. Ha, The Curse Arisen mı? Diye Arisen şeyleri pardon. Arisen şeylerin adı. Mesela bunların kendilerine taktıkları ad var ya The Kindred gibi falan. Arisen oradaki adları. Bunlar da şey diye hatırlıyorum. Ya bu ikisi de bayağı mumya ya. Tamam. Ha bunlar üzerine okay. Uzun uzun evet şey dememize gerek yok yani. Hani. Bayağı mumyalar. Şimdi tamam. Bir de bayağı mumya. Endmode'da yani Chronicles of Darkness'da şöyle bir sorun var. Endmode'ken bir The World of Darkness diye bir kitap çıkıyor Onyx Pet Publishing. Sonra bunu tekrar bastıklarında Chronicles of Darkness adıyla basıyorlar. Evet. Chronicles... Benim arkadaşıma aldığımız kitap. Bu kitap ne işe alta yarıyor? Şimdi eskiden First Edition'da bütün kitapları oynayabilmek için bir World of Darkness kitabını alman lazımdı. Sonra Vampire kitabını alman lazımdı. Bunlardan ikisine de ihtiyacın var. Ha eski şeyde. First Edition'da. Bir dakika neydi? New şeydi, World of Darkness. En uzun First Edition'da. New World of Darkness First Edition'da böyle. Sonra tabii ki en mantıklısı olarak Chronicles of Darkness'da Second mesela bir ana kural kitabını alırsan Chronicles of Darkness direkt dümdüz, düpedüz Mortal oynuyorsun. Ya modern hayatta mortal oynuyor. Bayağı düpedüz mortal oynuyorsa en fazla psişik güçlerin oluyor. Okay. Ama ve lakin hani kurallar çok daha detaylı bir şekilde orada yazıyor diyor. Ama mesela Vampire Requiem Second Edition kitabını alırsanız, The Strix Chronicles'ı alırsanız şu an
bir Vampire oyunu oynamanız için gereken bütün bilgiler o kitapta var. Okey, yani birazcık daha para göz bir sistemle başlamışlar. Evet. Sonra ondan gibi, vazgeçmişler. Çok korkmuşlar batıyoruz diye. Ve hayır, burada batıyor. Şimdi o zaman son notuma da geldik. Benim önümdeki son not. Neden iki yayımcı? Yani White Wolf yapıyor eskisini. Sonra Unixpet'e geçiyor. Ama batma korkusu olan White Wolf, ama Envod'u başka bir yayıncı şu anda yayınlıyor. Buradaki hani ve bu kargaşalarının çoğunun iki yayıncı olmasından da kaynaklandığını düşünüyorum. Bu iki yayıncı hikayesi nasıl oluyor? Ya Unixpet'tekilerin çoğu zaten White Wolf'taki çalışanları. Eski White Wolf çalışanları. Aynen. Ayrılmıyorlar. Şey oluyor, ne denir? Yani mesela DC Comics ve Vertigo gibi bu. Ha, yani Vertigo ama DC Comics'e bağlı. İşte bağlıydı. Sonra Paradox gitti, White Wolf aldı. Unixpet'te... Ha, White Wolf'la Onyx beraberlerdi. White Wolf'u gitti şey aldı. Paradox'u aldı. Onyx'i almadan. Evet, Onyx'i almadı. Şöyle bir şey var Metin. Bu aslında o kadar şey değil. Traveler'da da buna benzer, çok çok benzer bir şey oluyor. İşte başta bir publisher'la başlıyorlar. Daha sonra işin başındaki adam firmadan ayrılıyor ama kitap çıkarma izni alıp kendi versiyonunu çıkarıyor falan. Daha sonra o versiyonunu başka bir publisher alıyor. İç içe girerek uzaklaşıyorlar. Yani, sorun şu o zaman. Chronicles of Darkness'ı, yani birinci edisyonları, Envod adlı, yani ilk Requiem çıktığında bu Unixpet adıyla çıktı. İlk First Edition New World of Darkness'ın The World of, yani White Wolf altında. Bir dakika. Bir dakika. Önemli mi? Hayır, benim için önemli bu. O zaman şöyle oluyor. White Wolf bitiriyor settingi. Patlatıyorlar dünyayı. Sonra yenisini çıkarıyor. New World of Darkness çıkarıyorlar. Sonra New World of Darkness biraz devam ediyor. Sonra New World of Darkness'ın Second Edition'ının adı. Bu sırada Old World of Darkness'a kitap çıkmıyor büyük bir ihtimalle. Bir evet, süre. Yani V20'ye kadar, 20th Anniversary'ye kadar yok. V20'ye kadar yani çıkmıyor. Tabii. Bu sırada şey yapılıyor. Bir ara Paradox satın alıyor. Evet. Ama Envod'u devam ettirmek isteyen bir takım White Wolf yazarı Unixpet adı altında bir şekilde haklı. Yok, öyle olmuyor. Yani şey oluyor. 2012'de kuruyorlar. Kuruyorlar. Tamam. Hani Unixpet'in logosu ve ismi White Wolf productlarında 2012'den itibaren çıkmaya başlıyormuş. Şu an ben de arkadan açtım. Ha, ortak şeyleri yani var. Şey yani şey gibi ortak düşün. Yani içinde ayrı bir grup bu. Sonra bunlar publishing oluyor ve diyor ki biz bunu ayıralım. Siz Chronicles of Darkness'ı publish edin. Biz artık de Vampire 20 diyelim, V5 diyelim derken, aynen, şeyle uğraşalım. Old WoW'da tabii dünyanın sonunu retconlayalım ve devam edelim. Evet. Unixpet Publishing crowdfunding ile yapıyor bunları. Okey. Oh. Evet. Ve bununla beraber gerçekten benim için bu yayın evi sorusu da büyük bir soruydu. Bununla beraber benim sormak istediğim her şey bitti. Ben kendimi çok daha... Atakan, sende de yok mu bir his? Bir huzurda olmadı mı? Böyle 10 senedir... Yani yok. Huzur gibi değil de hani şey oldu. Hani bir şey Rubik's gibi bir uzun süre uğraşırsın, çözemezsin, sonra bir çözersin ve oh deyip kenara koyarsın ya. Nasıl huzurdur o oh. Yok, böyle bir tatmin hissi daha çok. Ha, o da olur. Aynen. Yani şey hani... uzun süredir senin üzerine bir güç uygulamış olan bir varlığı bir kutuya kaldırıp üzerindeki gücü engellemek gibi. Hayır, çünkü şey sorun da var. Okay. Bunları gerçekten kendini araştırmaya çalıştığın, doğru araştırmayı da bilmediğin için gerçekten bu tarihi yaşamış, hani bu akışı an ve an görmüş, hani farklı edisyonların çıkışlarını deneyimlemiş birinin ayırt etmesi daha kolay. Biz baktığımız, ya bak, V5'i V20'yi falan anladım, biliyordum arada. Ama Requiem'lerin iki tane olduğunu anlamak ve birinin adının Envod, birinin adının Chronicles of Darkness olduğunu öğrenmek benim için büyük bir revelation. Gerçekten yani o bazı şeyleri oturttu. Yani umarım dinleyenlerimiz için de bu World of Darkness ve Chronicles of Darkness düğümleri çözülmüştür. Artık bu bölümü dinledikten sonra her şeye WoD demek yasak. Code ve WoD diyeceksiniz. Doğru mu?
Bir de size şunu Renegade, ben söyleyeyim. SeaWorld olması lazım. Bir de Renegade Gaming Studios var. En son kitaplarında Vampire the Masquerade 5th Edition'ı o çıkardı. Hadi bakalım bir de buna. yok. Onu ben de çözemedim. Bunlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Bunlar herhalde paradokslama anlaştılar. Ne oldu bilmiyorum. V5'i mi onlar çıkardı? V5'te sadece bazı kitaplar. Mesela Mofidius Entertainment satıyor falan. Yani biz Onyx yeni geldik. Onyx ve White Wolf yapıyor, öyle düşün. Bak, Onyx ve White Wolf yapıyor. Kalanları kalanları şey hani. en azından şu an ben öyle biliyorum. Ama eminim ki daha dikkatli ve bilgili izleyiciler dinleyiciler beni düzeltecektir. Seneye de şey olacakmış. Memoirs of Darkness isminde yeni bir. Kafama sıkarım. Ben bu arada şeyi söylemek istiyorum Arya. Öncelikle çok teşekkür ederiz tabii oraya gelmeden önce ama. Sen interview bitti Vampire falan da övdün. Yani övdün bazı yerlerde, gömdün bazı yerlerde bilmiyorum artık ama ben bir şey dedin ya, Türkiye'de bu tarz eser dedin. Evet. Benim çok severek okuduğum bir roman var. Türkiye'de ODTÜ'de oynanmış bir World of Darkness custom Türkiye'deki settingden romanlaştırmışlar. Belki duymuşsundur, belki duymamışsındır. Belki izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz duymuştur, duymamıştır. Yedi Kartal Efsaneleri diye bir kitaptan bahsetmek istiyorum öyle. Sadece ismini alacağım. O da bayağı pistediyorsun. Bayağı şey, custom bir Türkiye mod settingi. Hani tam mod da değil ama esinlenme yani. Sistem ve sordum. Yazarın arkadaşına sordum bir yetkinlikte. Şeymiş hani, biz evet şu karakteri ben oynamıştım ve mod, custom bir modla oynuyorduk dedi. Hani öyle. Bunu şey yapmak istiyorum. Hani tek tük eserler var. Songul'dan bahsettik. Hayal gerçekleştirmişler. Aynen öyle. Ve iki kitabı, ikinci kitabı daha okumadım ama iki kitabı gayet keyifliydi. Yedi Kartal Efsaneleri. Buradan bu konuya kafa kırmak isteyenlere bir önereyim. Senin bir önerin, bir şeyin var mı Arya? Böyle vodu hissetmek için bir eser. Şimdi şöyle, mesela Mage the Awakening ya da Ascension için, herhangi bir Mage için Doctor Strange çok okey bu arada. Ha öyle diyorsun. Mood olarak değil ama Magian sınırları konusunda. Ve mesela işte Dormammu, I have come to bargain. İşte sonra Time'la bir şey yapıyor hani. Ben seni kilitledim falan. Mesela oralar genelde mage şeyi, kafası hani. Onun dışında işte Werewolf için açıkçası Metallica of Wolf and Man geliyor aklıma hep şarkı olarak. Werewolf'un kendi konsepti ne yazık ki öyle çok filmlerde olan bir şey değil ama The Wolfman diye bir tane film vardı sanki. O güzeldi bayağı. Direkt Underworld serisi. Hani işte Vampires vs. Lycans olarak güzel. Vampire için tabii ki Interview with a Vampire ve Anne Rice romanlarını çok öneririm. İşte mesela şeydi. Bir tane film vardı da adını hatırlayamadım. Oradaki vampirler çok sabat vampirleri gibiydi. Fright Night diyeceğim ama o değil. Şeyi çok severim sonra. Özellikle V5 ve Requiem için şeyi önerebilirim. Only Lovers Left Alive. Benim en sevdiğim filmlerden birisi bu arada. Top 5'imde sanırım o film. Only Lovers Left Alive. Bunları önerebilirim. Genel olarak. Çoğu noktada böyle şey. Supernatural, herhangi bir korku, herhangi bir film size World of Darkness için ilham verebilir. Çünkü vardır. Peki Supernatural dizisi verebilir mi? Supernatural dizisi böyle şey gibi verebilir. Hani bir Hunter Chronicle'ı gerçekten 15 yıl boyunca oynarsak ne oluruz, güzel oynuyor. Nasıl boku çıkar? Nasıl boku çıkar diye güzel bir örnek olabilir hani. Hemen araya şey yapayım. Neil Gaiman'ın eserleri bence. Onu da ekleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Sandman'de bir havasını seziyorum ben de gerçekten. Sandman özellikle Mage. Özellikle Fey kısmı. Özellikle Mage yani. İçin. Hani. Orada şey hatırlıyor musun? Üçüncü kitaptaki Fey'ler. Tabii o da doğru. Yani Fey'ler için de örnek güzel. Changeling'de anlattığın şeylerin havasını aldım orada. Aynen. Zaten Shakespeare'in falan hikayesi, Fey'ler bulaşıyor falan. Hellboy. İşte bak. Hellboy. Hellboy. Bureau of Paranormal Investigators. Hani Investigation. Orası da bence. Yani böyle şey. Okült araştırmaların olduğu Urban Fantasy. Dresden Files. Dresden Files ama Fate. Ama şey. Aynı zamanda kitap değil mi öyle bir şey? Yani roman ama Dresden Files. Yani. Şey, Fate sistem bayağı anlıyor onu. Evet. Şey Mage'in mesela kitabında da ilhamlarımızdan biri diyorum. Mesela Matrix Ascension için. Hani, Matrix'i ben bir iki yerde aldım. Simulations and Simulacras.
İşte mesela. Şeyi söylemek istiyorum. Only Lovers Left Alive'ı o kadar övünce ben bir IMDb'si açtım. Tom Hiddleston oynuyormuş. İzleyin. Tilda Swinton da oynuyor. Aa, Tilda Swinton da oynuyormuş. Evet, ikisi işte All Lovers'lar, onlar Only Lovers Left Alive. Oo, tamam. Bu film izlenir. Güzel. Çok yani bilginle, birikiminle bizi aydınlattın diyeceğim ama hayır, karanlığa soktuğun için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Yani şeyi hatırlatalım. Arya bunun gibi, bunun çok çok daha derininde lore, sistem anlattığı. Buraya kadar dinlediyseniz kesinlikle şu anda Miss Sencefil'e gidip hem abone oluyorsunuz hem de görüyorsunuz zamanla, hani bunu yayınladığımız anda olmayabilir ama ilerleyen haftalarda, aylarda bu konuda anlatım videoları başlayacak Arya'nın kanalında, değil mi Arya? Evet, en son şeyi yazıyordum. Vampirlerin kökenini ve klanları anlattığım bir senaryo yazıyordum. Script'im vardı. Son sayfasındayım. Onu da umarım bu ara çekip yayınlayacağım. Ve kesinlikle zaten biz de paylaşıyor olacağız bu videoları. Oradan takip edip artık bu vod karanlıkta kalmayacak. Aydınlığa çıkacak. Biz de öğreneceğiz, anlayacağız, değil mi? Yes. Gatekeeplenmeyecek bu vod. Ben gatekeeplenmemesi için çok uğraştım. özellikle ben kendim işte bilim kurgu fantezi yani yönetim kurulu üyesiyken Hacettepe'nin falan. Ondan sonra da ben aslında çok yazı yazdım. Mesela internette benim yazmış olduğum çok ünlü bir test var. Size onu atarım. İyi araştıranlar bulabilirler. Vermeyeceğim linkini falan. Tamam. Bize at, biz de yayınlamayalım. Size gösteririm onu. Öyle şey yaparım. Hani bu yüzden de bana alan açtığınız için ve bu keyifli sohbetiniz için ben teşekkür ederim. Aynen, beni daha fazla için takip edebilirler. Ben artık o yeni gelmiş enerjimle beraber bunları bol bol anlatacağım. Hatta şey falan diyorum, acaba Mage oyunumu şey mi yapsam? Böyle parça parça yine üyelere özel koysam da falan diye. Yap. Bakalım. Yok ama şey, kaydedilirken oynamak biraz farklı oluyor. Belki onu istemeyebilirsin her zaman. Bazen ben de istemiyorum. Deyip o zaman öyleyse, çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. Daha sonra görüşmek üzere.